İçine mi gir kapandın acaba adam mı? Anlamadım mı? Aleykümselam, hoş geldin. Ya şey oldu ya, elektrik kesildi gitti geldi elektrik. Salak saçma bir şey oldu, elektrik güç kesildi. Birisi sanki şalteri kapattı geri açtı. Böyle bir şey oldu. Ya işte bu tarz şeylerin olmaması için elektrik hatlarının her evde ayrı olması lazım ya. Hello, hello, hoş geldin. Hemen açıyorum bir saniye. Şu ayarları bir yapayım. Kusura bakmayın, internet elektrik gitti geldi. Hat fazla yüklendi galiba. Geldik mi burada Viva mıyız? Media. Years, you wanna be over your fears. I break the bank, you shift the gears. I take a stand and lift your ears. If only, damn, I miss the years to follow my own ideas. I've been in a prison and seen what a vision is similar to living until it appears. Biding a bit of time, I deep dive while I'm feeling alive. So why can't you rise? Selam arkadaşlar, kusura bakmayın, elektrik gitti geldi. İnşallah bir daha gitmez, sıkıntı olur yoksa. Acaba ışıklardan mı oldu, bir şeyden mi oldu? Fazla güç falan yok mu? Yani burada çalışacak çok fazla güç yok. Bir tane led çalışıyor, bir tane lamba çalışıyor. Bir tane lamba çalışıyor. Oh, wow, wow. You wanna figure out chances, roll the dice. I'm what I did, what I do, that's cardinal. What I plan for better be remarkable. For the set. Şimdi nasıl geliyor? Ses, 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 ses. Kafayı yedi anasını satayım. Elektrik şebekesi gitti geldi lan. Elektrik gitti geldi. Benim kamerada bir sıkıntı var mı? Şöyle bakayım. Yok, tamam. Birisi sanki şalteri indirdi kaldırdı ha. Tuhaf şeyler. Ne diyorduk ha? Dikkat etmek lazım bu tarz ürünlere. Bazen gerçekten güzel indirimler gelebiliyor. Özellikle güç kaynağına mesela 28 TL farkla bence çok iyiydi. Vallahi bence çok iyiydi. Ben inanın alma şansım olsaydı hemen alırdım. Lan Corsair alıyorsun 28 TL'ye ya. Ya bunun ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir kampanya yaptılar. Elde kalan ürünler belki stokta vardı fazla. Satmak için eklettiler. Ben baktım hani hata olsaydı ödeme adımına kadar geldim. Aldırmazdı yani, hata var derdi. Devam edelim. Yeni sistem yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. Hala eldeki ürünleriz abi. GTX 1050 Ti satmaya çalışıyor adamlar ya. 11.683 TL'yi. Bunu da buraya niye koyuyorlar biliyor musun? Bakacaksın, karşılaştıracaksın. Lan diyeceksin 10.105 GTX 1050 Ti mi kaldı? Aynı paraya bunu alırım. Amaç da zaten o arkadaşlar. Amaç zaten sana bu kasayı satmak değil. Hadi diyelim tesadüfen bu işi bilmiyorsun. Kandın aldın. O onun cebine zaten kar. Hem ürünlerini satmış olacak hem karını yapmış olacak. Ama zaten amaç bunu satmak değil. Amaç bunu buraya koyduktan sonra. Aa bak, burada bu sistem var. Ben bu sistemi almalıyım. Daha iyi. Tamam, daha iyi. Bütçesi daha iyi ama birazcık daha bu sistemin albenisini arttırıyor, anladın mı? Mesela buraya örnek veriyorum. Mesela ben bir site kuracak olsam aynısını ben de yaparım. Bu aslında kötü bir şey değil. Satışı arttıran bir taktik diyelim. Bu ortaya mesela güzel parlak bir elma var, böyle cilalanmış, kocaman, böyle ısırasın geliyor. Bir de sol tarafına böyle daha büyük elma ama daha pahalı. Ya da daha küçük elma, daha küçük daha pahalı. Sağ tarafına, sol tarafına daha küçük, daha bakımsız elmalar. Onlar çok pahalı. Ortada böyle güzel pasparlak kocaman bir Star King elma, parıl parıl parlı, ısırasın geliyor ve daha ucuz. Hangisini alırsın, değil mi? Aynısı buradaki mantık yani. Ürünü öne çıkarma mantığı. Yoksa şu kasayı akıl sahibi, yani akıl bilin, ya şu getirsem yani 6 yaşındaki çocuğu şu masaya otursam, desem ki sen aynı paraya bunu mu almak istersin? Birazcık da bir şeyler öğretsem bunu mu almak isterdin? Bunu alır tabii ki, değil mi yani? Yoksa bunun kim alır? Bu paraya aksan 11.700 TL'yi 5.500, 6.500 XT'yi satıyorlar.
Ben bu kasanın aynısını 4500 işlemci ama B550 anakartla 10.000'e çıkardım. 9.964 TL'ye çıkardım. Bunu ben niye alayım? Saçmalık yani. Vallahi bekliyoruz, ufukta bir indirim gelirse alacağız inşallah. Yoksa yapacak bir şey yok. Sınırlı stok diyor ha. Evet, bu dün akşam geldi, yalnız onu söyleyeyim. Bu bugünün indirim kampanyası değil. Bu dün akşam geldi. Hatta dün Discord'da birisi soruyordu. Hatta şey demiş ya, ben AMD ekran kartı almak istemiyorum. Nvidia almak istiyorum. Orada bir yazışmalar olmuş. Yazışmalar okudum böyle. Herkes işte yok AMD al falan filan, hani benim, yani orada Ferhat falan filan var. Yardımcı oluyor sağ olsun. AMD ekran kartları aynı paraya satılan Nvidia'lardan biraz yüksek oluyor ya performansı. Ondan dolayı AMD önermiş. Ben dedim ki yani gerek yok böyle şeyler yapmanıza. Yani adam istemiyorsa zorla AMD kart ısrar etmeyin boşuna. Baktım ona işte nasıl bir sistem var diye bütçesini, hani kavgayı son tartışmayı bitirmek adına. Baktım gaming 12.100 ref var, al dedim kardeşim. İşlemciyi kesinlikle 12.400 ref yapıyorsun. Güç kaynağını da işte hatta yapalım canlı yayında birlikte. Kaldı mı bakayım o sistem? Kalmamış olabilir. Aynen. Artan fiyat diyelim. Ha, kalmış, tamam. Şimdi özelleştir diyorsunuz. Arkadaşlar özelleştirme kısmına gelip Intel işlemciyi şurada 12.400 ref yapıyorsunuz. 14.499 TL oluyor. Güç kaynağında arkadaşlar şöyle aşağıya inip iniyorsunuz. Güç kaynağında 550 wattlıktan sadece 150 TL'ye farkla 80 bronz sertifikası olan 650 watt'a geçiş yaptırıyorsunuz. 14.649 TL'ye geliyor. Gerçekten şahane bir sistem haline geliyor. İnanın bayağı bir götürür. Ha, böyle şurada böyle bir şey var. Asus GeForce TUF RTX, yani TUF serisinden sadece 1000 TL farkla TUF serisinin 3 fanlı olan 3060'ını da alma şansınız var. Performans olarak çok fazla fark olacağını düşünmüyorum aralarında. 3060 çünkü o kadar yüksek performanslı bir kart değil, hani başka, yani düşük levellerine göre değil. Kendi dengindeki kartlara söylüyorum. Ya 3060'ı alıp 2 fanlı modeli alıp 3 fanlı yapmanın çok aşırı bir farkı olmayacak. Onu söyleyeyim. Ama sadece işte TUF serisinden olacak. Malzeme soğutma kalitesi biraz daha iyi olacak. İşte ne, overclock miktarı biraz daha yüksek olacak. Bir de 3 fanlı olacak. İşte fantazi yani. 1000 TL farkla TUF'u da alabilirsiniz. Yani 1000 TL aralarında çok fazla bir şey yok. Ha, 2 fanlı 3060'larla piyasada 3 fanlar arasında tabii birazcık fark var, fiyat farkı var, ama buradaki sistemde 1000 TL o kadar da yüksek değil. Ha, şöyle bir algı var piyasada. İnsanlarda şöyle bir algı var. Ben 1000 TL'ye fazla vererek aynı ürünün 3 fanlısını alacağım. Yani 3. fan bana 1000 TL'ye mal olacak. Yoksa ikisi de aynı ürün. İkisi de oyunlarda neredeyse aynı performansı verecek. 3. bir fan biraz daha fantazi, anladınız mı? Oraya Asus TUF İşte 3 fanlıyı koymak amaç. Yoksa başka bir şey değil. Çift fanlı da. Ya MC'in tek fanlı 3060'ı var ya. Tek fanlı. Yani o yüzden hani 3 fanlı buna biraz fantaziye kaçıyor. Ben ekstradan açık söyleyeyim, hani 1000 TL vermezdim ama vermek isteyenlere de bir şey demem. O da bir tercih meselesi. ...14.649 TL. Güzel sistem gerçekten. Hesaplı sistem. Gaming Gen son zamanlarda, bakın daha öncesinde Gaming Gen'de de böyle güzel kampanyalar oluyordu. Özellikle geçen seneden bahsediyorum ama bu kadar sık değildi. Azar azardı böyle Gaming Gen, yavaş yavaş böyle piyasada adını duyurmaya başlıyordu. O zamanlar çok fazla, hatta bana o zamanlar çok soru geliyordu. Abi Gaming Gen güvenilir mi? Gaming Gen'de ürün alınır mı? Gaming Gen nerede? Falan filan, bu tarz sorular çok geliyordu. Yaklaşık bir 6 ay içerisinde, 1 yıl içerisinde abi firmanın geldiği noktaya bakın. Şu an açık söyleyeyim, çok açık söyleyeyim, piyasada fiyat performans sistem satan firmalar arasında eğer bir sıralama yaparsak, eğer kampanya çıkaran firmalar arasında bir sıralama yaparsak, bugün bence lider konumda. Bu kadar sık arayla kampanya yapması gerçekten iyi. Yani iyi bizim için iyi bir şey tabii ki. Diğer firmaların arasından sıyrılıp bir anda liderliğe yerleşti gibi bir şey. Bugün Gaming Gen herkes biliyor artık, değil mi? Tabii yani YouTuber'lar sayesinde, yani
Kanal firma onlarla anlaştı, gitti öbürüne yanaştı. Buraya geldi. Burada sistem çıkardı. Sadece YouTuber olarak düşünme bunu. Bunun Instagram fenomeni var. Ne bileyim TikTok fenomeni var. Onlarla gitti sistem çıkardı. Veya ne bileyim Twitch'teki Twitch'teki yayıncılarla gitti anlaştı. Ona çıkardı, buna çıkardı. Bir baktı aa Gamingken adını duyurdu, reklam oldu. Şimdi artık mükemmel kampanyalarla yine yapıyor. Ha bu adını duyurduktan sonra fiyatlara zam yaptığı anlamına gelmiyor. Bazı firmalar öyle yapıyor. Mesela Türkiye'de yayıldıktan sonra, bak Türkiye'de yayıldıktan sonra satış fiyatları anlamında en pahalı. Örnek bak isim vermeyeceğim, sizden bekliyorum. Daha öncesinde Türkiye'de yavaş yavaş yayılan ama Türkiye'nin her yerine yayıldıktan sonra sattığı ürünlerde fahiş fiyatlar uygulayan bana bir elektronik firması ismi verin. Hemen aklınıza hangi firma geleceğini biliyorum. Adını duyuruna kadar indirim yaptı. Adını duyurduktan sonra bir daha fiyatları hep kazık oldu. Devam edelim. Hocam selamlar demiş. Çizim SolidWorks, AutoCAD gibi yapıyorum bu iş için. i5 12400-5600 arasında kaldım. Fiyat performans açısından yorumlayabilir misin? Fiyat performans açısından 12400'e 5 mark puanlarına göre de çekirdek puanlarına göre birazcık 5600'den yüksek. Onu söyleyeyim bir kere. Yani ikisi karşılaştırılamaz. 5600X ile 12400F'i karşılaştırırız biz. Ben de AMD Alman bir kere zamlanınca canım yandı. İstese yani fiyatı 2 watt vermemezsin. Nvidia canlar demiş. Şimdi başladı çoğu YouTuber ha. Gamingken de şu anda Asus TUF 165 Hz bir ise inç monitör var. Gözü ona diktim demiş. Ütopya Kek demiş. Vatan Teknosa, Ütopya Electro World. Lan bir tane lan aralarında, hepsini saymayın ama doğru bir tane daha var yani, iki tane Hakan iki tane saydı, ikisi de doğru. Ütopya'da yok. Ütopya bazen güzel indirimler yapıyor. Ütopya'yı kötülemeyelim şimdi, bak Jahre'in Nova sistemi var, Ütopya dursun. Bir ara güzel indirimleri vardı ama Ütopya'da artık kampanya süreleri uzadı bence. Kampanya arası süreleri uzadı. İnce hesapta sadece gaming gecesine kendini ayarladı, oraya endeksledi, senkronize etti. Onun dışında zaten güzel sistem gelmiyor artık. Game Garage zaten her zaman ucuz. Böyle bir şey var yani, kampanya yapsa da ucuz, yapmasa da ucuz. Sürekli yapboz sistemler var yani. Burada şimdi burada favori yıldızımız biraz daha Gamingken gibi duruyor. Bir ara Gençer Gaming böyle bir çıkış yapmaya çalıştı. Güzel sistemler çıkardı, ondan sonra o da bozdu. Son bir aydır Gençer Gaming'den hiçbir şey gelmiyor. Tebilon vardı, böyle küçük bir tık çıkmaya çalıştı piyasada. Sonra o da geri düştü. Sonra neden biliyor musunuz? Bak şundan kaynaklanıyor. Şimdi mesela bir tane firma kurdunuz. Firma açtınız. Piyasadaki firmalara bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Rakiplerinizin kim olduğunu bilmeniz gerekiyor. Teknosa bugün niye Gamingken'le yarışamıyor? Niye Teknosa'da çıkan kasalar Gamingken kadar hesaplı olamıyor? Niye? Tamamen fiyat algısından kaynaklanıyor bu. Belki tamam Teknosa'da sistem çok büyük. Türkiye'nin her yerine yayılmış. Vergisi var, algısı var, cartı var, curtu var ama bu kadar büyük firmalardan da böyle fiyatlar geldiği zaman insan diyor ki lan kardeşim sen koskoca firmasın. Nasıl bu fiyata satabiliyorsun? Lan adam daha yeni kurulmuş. Sattığı sistemin fiyatına bak. Senden yar belki yarı yarıya. Geçen gün birisi Teknosa'ya gitti. İsim vermeyeyim. İşte Teknosa'dan sistem alınır mı? Lan alınır mı sistem? Teknosa'dan sistem. Manyak mısın sen? Ocağını söndürürler adamın. Tamam, belki kaliteli hizmet var, belki işte müşteri memnuniyeti var, belki ne var, teknik servis hizmeti var ama pahalı kardeşim. Bir tane kampanya yapıyor, 10 yıl kampanya gelmiyor. Ben niye Teknosa'yı takip edeyim? Niye Vatan Bilgisayar? Ay Vatan Bilgisayar da aynısı. Bazen güzel kampanyalar geliyor ama kampanya arası süreleri çok uzun. Takip etsen de etmesen de çok bir şey fark etmiyor. Ama mesela Gamingken, Ütopya, İnce Hesap sürekli kampanya getiriyorlar. Ana firmalar bunlar. Sinerji, tekel firmalar bunlar. Asus Sinerji mi yoksa? Vatan merhaba, iyi yayınlar demiş, hoş geldin. Abi selamünaleyküm, çok güzel bir klavye buldum, buna bakar mısın, fiyatı nasıl? Link kapalı bende kardeşim. 11400F alınır mı? Alınır. 5600X, 6700, 15500 ama anakart B450M kablo. Bir ara öyle çıkar gibi yaptılar işte. Şu anakartı piyasadan...
Bak hani B450M anakartla A520M anakartla sistem kurabilirsin. Şu an bile kurabilirsin. Neden mesela? Ne alabilirsin? Mesela RTX 2060 alabilirsin. 1660 Super alabilirsin. 1650 alabilirsin. Bunların hepsi PCIe 0 kartlar. Ve 5500 işlemciyle B450M, A520M çok güzel sistemler çıkartabilirsin. Ama PCIe 4.0 ekran kartlarına geçiş yapıyorsan kardeşim, bu bilince erişmen gerekiyor artık. Artık upgrade'lenmen gerekiyor. Hocam bu Nvidia ekran kartı aldığımızda G-Sense monitör almamızın ne gibi etkileri var? Normalde Nvidia monitör, Nvidia ekran kartlı sistemler AMD FreeSync'la da uyumludur. Nvidia G-Sense'da ekstradan bir uyumluluk isteyen monitörler varsa, ekran kartları varsa veya FPS arttırma gibi özellikleri varsa o kadar teknik detayına inmedim, açık söyleyeyim. Aşırı bir teknik detay bilgisine sahip değilim. G-Sense'la Nvidia ekran kartı, ama Nvidia G-Sense teknolojisini üretti, yani AMD'den örnek aldı. Rakip olarak kendi teknolojisi olan G-Sense'ı üretti. Nvidia ekran kartlarıyla bir sıkıntı yaşamayın diye. Ama FPS arttırır mı? Ama teknik anlamda grafik görseli nasıldır? Öyle bir teknik detay ver dersen o kadar teknik detaya sahip değilim. Yalan söyleyecek değilim. RGB arkadan aydınlatmalı etkileri: kırmızı, milancı, 12.5 antenli, ultra kompas, siyah, parlak kurt araç çubuğu, ergonomi, tam tuşlar, gölgelenme, beyaz demiş. Markayı herkes tanıyor diye yapmıyorlar. Muhtemelen her türlü bilenden alıyor. Aynen öyle. RGB arkadan, bu şey mi, yazdığın klavye mi? Kırmızı switch, 62 anahtarlı ultra kompakt, siyah parlak kurt araç. Bu ne? Nasıl bir Türkçe'ye çevirdin komando? Bunu nereden Türkçe'ye çevirdin? Abi ekran kartın Galaxy mıdır? Peki iyi mi? Abi Gigabyte'dan biraz daha iyi veya aynı mı hepsi? Yok, Gigabyte'in kullandığı soket yapısı ve malzeme kalitesi AMD ve Asus'la yarışır derecede. Bizim tercih ettiğimiz fiyat performans, işte Galaxy'miş, Inno3D'miş, Colorful'muş veya bu tarz ürünler birazcık daha malzeme kalitesi anlamında alt standartta ürünler. Performansları birbirine çok yakındır ama kullanım ömürleri birbirinden farklıdır, anladın mı? Mini klavye abi geçen görmüştün. Ha bu şey mi, pembe olan mıydı? Hocam 15-16 bütçem var, masaüstü sistemi önerirsin yoksa gaming netbook mu? O senin kullanımına bağlı. Şimdi laptopta alıyorsan dışarı götürüyor, yani dışarıda kullanacaksan yani masaüstünü götürecek halin yok yani, değil mi? Kullanımına bağlı. Sana bağlı yani ben. Ama bana soracak olursan, yani sadece oyun oynayacağım abi, dışarıda işim yok, evde kullanacağım diyorsan tabii ki masaüstü bilgisayar. Ya bende link kapalı bende yalnız, ha onu söyleyeyim sana. Klavye linkini attıysan ben görmüyorum onu. Hocam çoklu çekirdek bakımından hangi işlemciyi kullanmalıyım? Maksimum limitim 7000 işlemci için. Ya 7000 lira limitim varsa 13600 KF kullanabilirsin veya 13600K kullanabilirsin. Çekirdek sayısı anlamında en üstün 14 çekirdekli işlemci yani şu an için. AMD'ler çekirdek sayısı aynı ama çekirdek gücü fazla olan işlemciler. Ya sen markasını, modelini söylesene, ben ona tek tek yaptıracağım bana. Şu mu? Beyaz olan mı? Bu nasıl bir saçma bir şeymiş lan, böyle marka yok, bir şey yok. Aman dur, dikkat et. Klavye güzele benziyor da ne markası belli, ne ol yani, ne markası Leaven'mış. Leaven. Daha önce Leaven duymadım.
Açık söyleyeyim yani, yalan söyleyecek halim yok. Duymadım, Leaven duymadım, markayı duymadım. Duydun mu acaba? Belki duydum, hatırlamıyorum ama duymadım ya. Leaven diye bir klavye markası. Duymadım yani. İngilizce klavye zaten, tamam. Q klavye, arkadan aydınlatmalı, mekanik. Mac uyumlu, en güzel özelliği buymuş bence. Mac'lerle uyumluymuş. Lazer klavye diyor. Lazer. Şey kastediyor herhalde, kızıl ötesi. Bluetooth. Ama fiyatına göre ucuz, uygun bence. Red Switch güzel yani. Sessiz, sakin. Kütüphaneye götürürsün böyle. Açarsın tabletini, MacBook'unu. Önüne alırsın klavyeni. Çat 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 işte tezini yazarsın. Sessiz, sakin, ışıklı mışıklı böyle. Parlak parlak. Güzel olabilir, evet. İş yapabilir. Ama markayı bilmem. Markayla ilgili daha önce ürün göstermediğim için markanın kalite anlamında yorum yapmayacağım, onu söyleyeyim. Ama ürün anlamında güzel bir ürüne benziyor, evet. Devam edelim. Teşekkür ederim Evren abi, hoş geldin. Neymiş? Abi, 1660 süper hala alınır mı? 3-4 yıl idare eder mi? İşlemcim 4600G. Ya 1660 süper alınır da en fazla 2-3 yıl daha idare eder. Yani şöyle söyleyeyim sana. Sadece zaten FPS tarzı oyunları, bir de yeni çıkan oyunları belki düşük grafiklerde oynama şansı verir. 1660 süper fiyatına birazcık daha üstüne ekleyerek 6600 gibi ekran kartı ekleme şansın varsa eğer. Yoksa zaten alabileceğin en iyisi oysa onu al zaten. Ama yok, ekleme şansın varsa bir ay daha beklerim abi. Daha üstüne eklerim diyorsan birazcık daha yeni nesil ekran kartları almanı tavsiye ederim. En azından bayağı uzun süre götürür yani. Bayağı uzun süre en fazla 3-5 yıl zaten. 15-16 güne geliyormuş şu dışından. Warlock'la aynı ücrete denk geliyor. Ben bu kargoyu bir haftada anlıyorum. 15 günde nasıl gelsin? Switch hakkında tam bir bilgi var mı? Red Switch diyor. Red Switch iyidir. Zotac 3160 12 GB alınır mı? Alınmaz mı ya? Canavar gibi kart. Devam edelim Gaming Gen'den. Zaten Gaming Gen'i inceliyordum. Dur. İnce hesaba devam edelim. En yeniler. Sharp'ın yenilenmiş galiba ama kasası hala aynı. Bu kasanın değişmesi lazım. Ona göre fiyatının ayarlanması lazım. Kasayı değiştirmek için seçenek koymuşlar mı? Bir bakalım. 358 TL farklı Bitfenix Nova koymuşlar. Beyazını veya siyahını koymuşlar. Güzel. En azından seçenek koymuşlar. Bu da bir şeydir. ...437... ...1137... şurada bir 264 TL farklı bilek kasası var. Onu alacağınızda şu direkt şeyi alın arkadaşlar. Bitfenix'in Nova'yı alın. 358 TL farklı. Beyazını veya siyahını. Tertemiz alıp kullanın yani. Hiç uğraşmayın. Abi 6600'de alırım ama var ama anakartın PCIe 3.0. Ya sen 6600'ü şimdilik al. İleride anakartını değiştirirsin. 6600 5000 liraya satılıyordu. 6000 lira oldu. İleride ne olacağını kim bilir? Ben şunu söylemiyorum. Bakın mesela bu tarz durumlarla, mesela Murat gibi mesela abi diyor işte ben 1660 süper alayım. PCIe 3.0 anakartım var. Ya sen anakartına göre ekran kartı alma. Ekran kartına göre anakart al. Anladın mı? Sen şimdilik 6600 al. 1660 süpere kendini bağlama. 1660 süper dediğim gibi en fazla 2-3 yıl kullanırsın. Sen 6600'ünü al. İdare eder o. Daha sonra anakartını değiştirirsin. Anakart değiştirmek daha kolay çünkü. Daha da fazla yükselmeden, ya bilmiyorum yükselir mi yükselmez ama bugüne kadar düştüğünü görmedim. Bir ara 4999 TL'ydi, şimdi 5700 TL'ye satıyorlar. Bakalım ne kadar şu anda. Ben yeni alacaklar için söylüyorum onu. Senin bütçen 1660 süperle 6600 anakart değiştirmek için uğraşmayayım diyorsan git 6600 al tabii ki. Baksana 5859 TL olmuş. 5799'da 60 lira zam gelmiş. İyice yükselmeye devam ediyor.
Ünlem DJ yazıp Discord linkine alabilirsin. Çin'den mi geliyor? Abi peki sen neden ekran kartını AMD almadın abi? Yoksa o zaman yok muydu AMD? Vardı tabii ki. AMD eski bir firmadır. Çok eski bir firmadır. Ama benim zamanımda yani ben laptopta zaten Nvidia kullanıyordum. O zamanlar RTX kartlar yeni çıkıyordu piyasaya. Bizde de böyle yayıncılardan kalma bir RTX 2070-2080 hevesi vardı. Tamam mı? O zaman bende de vardı. 2080 alamıyordum ama 2060 almak için böyle kendimi parçaladım. Yani bilmiyorum. O zaman hesaplıydı. O zaman 2060 süper. Kendi dengindeki ekran kartları arasında performans çok yüksekti. O yüzden RTX Nvidia tercih ettim. Ama şimdi piyasaya baktığın zaman 6800'ler, 6800 XT'ler var 3080'lerle yarışan. Yani ha şöyle de bir gerçek var. Şu gerçeği de atlamam istemiyorum. Bugün piyasada 19.000 TL seviyesine 19-20 bin TL seviyesine 4070 Ti diye bir canavar var. Bunu hepimiz kabul edelim artık değil mi? Bence kabul edelim. 4070 Ti gibi bir kartın fiyatına ve performansına göre oranla piyasanın o sınıftaki ekran kartları arasında bir lider olduğunu kabul etmek gerektiğini düşünüyorum en azından. Ya Nvidia işini doğru yapıyor. AMD saçmalıyor. GeForce GF500 500 watt power supply olumlu olumsuz yorum yapmıyor. Şu an olsa alır mıydın abi AMD ekran kartı? Alırdım, evet alırdım. Ama kendi ekran kartımla karşılaştıracağım bir ekran kartını alırdım. Fiyatına bakardım, performansına bakardım, ona göre alırdım. Yani mesela örnek veriyorum. Şimdi AMD'ni çıkardı, 7900 XTX'i mi alırsın desem bana? Ya XT'yi mi alırsın, 20.000 TL'ye satılıyor. 4070 Ti mi alırsın desem, açık söyleyeyim. Vallahi yalan yok, 4070 Ti tercih ederim. Niye biliyor musun? XT'nin sıcaklık performans farkını o videosunu seyrettim. Ama Türkiye'deki videoyu da seyretmekte kalmadım. Gittim yabancı sitelerde, Reddit'te arattım. 7900 XT gerçekten bu kadar sıcak mı diye. Yani gerçekten ısınıyor mu diye. Hakikaten ısınıyormuş anasını satayım. Yani bu AMD sırf Nvidia ile yarışacağım diye kart üretmeye çalışıyor. Ürettiği kartlar ortada. Ya bir hat yiyorsun bari tam ye. Düzelt şu kartları kardeşim. Yani illa o sene mi çıkartmak zorundasın? Bir sene sonra daha iyisini çıkar. Niye kendini parçalıyorsun? Kötü değil. İyi soğutma kasa, yani iyi soğutmalı kasalarda performansın yine yüksek olacaktır ama normalde Nvidia'nın kartlarından bir tık yüksek sıcaklıkları olduğunu gördük. Sadece Türkiye'deki o videolarda değil. Ben araştırdım, yabancı videolarda da var. Yani sıcaklıklar gerçekten biraz yüksek. Ama zamanla onlar revize edilecektir. Yani güncellenecektir. Nerede? Bakayım. 5600 diyor. İndirim mi gelmiş 6600 XT'ye? Hemen paylaşalım. Yo nerede? Aynı 6666 TL. O öbürde 5800 TL. Zam gelmemiş. Ben teşekkür ederim. Aa peki FPS'i çok etkiler mi? PCIe 3.0 olması ortalama kaç FPS etkiler? Ya onun sisteminde bağlı. Her sistemde farklı etki olur. Ha şöyle dersen eğer. Abi 6600 alsam PCIe 3.0 anakartta ne kadarlık bir FPS kaybı yaşarım? Onu örnek veriyorum yani. FPS tarzı oyun oynuyorsan yani first person shooter tarzı oyun oynuyorsan Call of Duty, Valorant. Oralarda çok fazla etki almazsın. Çünkü işlemci bazlı oyunlar onlar ama God of War, Assassin's Creed tarzı oyunlarda birazcık performans kaybı yaşarsın, FPS kaybı yaşarsın. Mesela atıyorum. Kesin bir şey söylemem doğru olmaz çünkü her sistemden sisteme değişik gösterecektir. 50 FPS alıyorsun diyelim God of War Ultra ayarlarda. 40 FPS'e belki 35 FPS'e de kadar düşebilir. Kesin bir sonuç değil bu, ha onu söyleyeyim. Mesela. Ama yani sana bir örnek nitelemeye çalışıyorum yani. Bu 6600 de böyle. Belki 40 diyelim, hadi 35 biraz çok düşük kaldı. Belki 40 diyelim. Ama bu tarz oyunlarda 10 FPS çok fark eder, onu söyleyeyim. Hem de ciddi anlamda fark eder. Hele hele işte bu seviye 6600 6600 işte o 3050 gibi kartlarda biraz fark edilse de 3060 3060'da 3070 3070 Ti 6700 6800 6900 gibi kartlarda bu anakart farkı çok fark edecek. Örnek veriyorum 4K Ultra ayarlarda 10 FPS ne demek biliyor musun? 4K Ultra ayarlarda 10 FPS fark etmesi, 15 FPS fark etmesi demek.
Valorant'ta 200-300 FPS fark etmesi demek. Full HD'ye göre. Full HD Valorant'ta 200 FPS, 250 FPS neyse 4K ultra ayarlarda 15 FPS, 20 FPS o demek. Yani anakartı gerçekten doğru seçersek inanın doğru bir seçim yapmış oluruz sistemlerimizde. Abdülhamit'in torunu 20 TL'ye göndermiş sistemi, sohbeti upgrade etmiş. Teşekkür ediyorum desteğin için kardeşim, eyvallah. Hoş geldin. Neymiş? İnce hesapta galiba 5600 bitti. Ya da 5500'e öneriyor o tüm sistemlerde. Elindeki ürünleri satmaya çalışıyor. Bittiğinden değil. Elinde hala vardır 5600. O zamanında 5600'den bizim gibi öyle bir tane iki tane almıyor ki. 1000 tane alıyor. 2000 tane alıyor. Belki 10.000 tane alıyor. Toptan alıyor adam. Sağ ol demiş. Ünlem DC yazmanız yeterli. F6 FPS için FPS'e hiç gerek yok bence değiştirmeye. Sen bilirsin. Mutlaka videolarını seyret. RDR2'de 40 FPS alacaksın, 30 FPS alırsın. Devam edelim. Kaan spam yapmasana. Kaan arkadaşımıza bir teşekkür edelim ve onu evine uğurlayalım. RX 6600 X'de nasıl? 6600'den düşük abi. 6600 yeni bunu öner bence demiş. Yok baktık işte, düşük değil. Fiyatı aynı aynı. Abi ben CSGO gibi oyunlar oynayacağım için sadece pahalı 17K 20K PC almak mı doğru yoksa daha ucuz? Ama bak Kapifçim şöyle düşün. Sen ömür boyu yani bu süre bilgisayarını tekrar değiştirene kadar sadece CSGO Valorant mı oynayacaksın? Bak sana açık ben 25 yıllık bir bilgisayar oyuncusuyum. Ben de senin gibi dediğim zamanlar oldu. Ya bana bir tane bilgisayarım olsun akşama kadar Valorant oynarım. Oynamayacaksın kardeşim, kendini kandırma. Yeri geliyor strateji oyunla oynayacaksın. Yeri geliyor aksiyon oyunla oynayacaksın. Yeri geliyor hikayeli oyunla oynayacaksın. Oynamak isteyeceksin. İnan ki isteyeceksin. Yani şimdilik iyi bir sistem al. Sen yine istiyorsan CSGO oyna. Ama bir gün God of War oynamak istediğinde bilgisayarını acaba çalıştırır mı? Acaba FPS'i yeter mi? İşte ne bileyim güzel FPS alır mıyım? Düşüncesinde soru işareti kafanda kalmasın. İnan ki bir oyuncu her oyunu oynar abi. Ben öyle çok görmedim yani. Adam sabahtan akşama kadar yıllarca CSGO. Knight oynayanlar var doğru, kabul ediyorum ama onlar da işlemcileri çok yüksek sistemler almak zorunda kalıyor. Çünkü aynı anda 15-20 tane de sayfa mı ne açıyormuş galiba. Onlarda bile sistem yüksek olması gerekiyor. Helal olsun Görkem. 6K'ya 6650X'de mi? 7K'ya 6700 mü? 6700. Abi 3070 Ti 2K Ultra'da 2-3 yıl götürür mü sence? Daha fazla götürür ya. Daha fazla götür. Ha, burada işte Sharp'ın kasasında kasayı değiştirin mutlaka, tamam mı? Sakın bu kasayla almayın. Bu kasanın ön tarafı resmen kapalı gibi bir şey. Bayağı bir ısıtır yani. Özellikle yazın cayır cayır yanar bu kasa. Güç kaynağı değildi bunun. Game Power mıydı? Bunun güç kaynağını değiştirme şansımız var mı bizim? Ha vardı galiba. 75 TL farkla Game Power'a geçin arkadaşlar, tamam mı? İşte anakartı da mutlaka B550M yapın. 905 TL 13.338 TL'ye geliyor. Geçen gün bu kasa 12.900 bir şeydi değil mi? Bak zam gelmiş ha. Zam geldi. Ha yok pardon. Ha pardon doğru, kasayı değiştirmemiştik. Kasayı değiştirince 13.338'e geldi, özür dilerim. Yani kasa güç kaynağı anakart değişiyor, 13.338 TL'ye geliyor. 5500-6650 XT sistemi. Burada şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor arkadaşlar. Aslında baktığımız zaman sadece kasa mantığında baktığımız zaman Gamingken'de satılan 12.999 TL'lik kasadaki anakartı B550M yapıp işte güç kaynağını mecbur Rampage'de bıraktık artık. Anakartı değiştirince 14.000 işlemciyle işlemciyi değiştirince 14.700 TL'ye geliyor. Şimdi baktığın zaman 12.400 ile 5.500 zaten karşılaştıramayız. Orası ayrı ama sadece ekran kartlarını karşılaştırmak babında söylüyorum. 6.650X'de gibi bir canavar var. Normalde zaten 6.600X'de 3060'dan zaten yüksek performanslı bir kart. 6.650X'de overclocklu 6.600X'de gibi düşünebilirsiniz. Çok daha yüksek performans veriyor. 6.650X'de ile 3060'ın mutlaka karşılaştırma videosunu seyredin.
Ama sadece ekran kartı bazında düşünemiyoruz maalesef. İşlemci de işin içine giriyor. Burada anakart da işin içine giriyor. RAM'ler de işin içine giriyor. Güç kaynağı ve kasa da işin içine giriyor. Burada 5500 işlemci kullanılmış. 12400F işlemciye en yakın performanstaki işlemci neydi hatırlayalım? 5600X'ti. 5600X'i MPK olarak satıyorlar. Yani kutusuz ama fanlı bir işlemci. Stok fanla geliyor. 5600X'i eklediğimiz zaman 14.999 TL'ye geliyor. Tam 15.000 TL'ye denk geliyor. 15.000 TL'ye 5600X 6650X'le ikilisi gerçekten güzel bir ikili. Anakartta B550MK. Bu sefer baktığın zaman sisteme, yani 6650X'le için baktığın zaman sisteme 15.000 TL'ye güzel sistem. Peki bu sistemin, yani 6650X'lerin 14.700 TL'ye satılan 3060 sisteminden ekstradan ne gibi bir avantajı var? Aslında hem avantaj hem dezavantaj. Şu, 6650X'te kutusunda da yazar, mutlaka görürsünüz, 1920x1080 Full HD çözünürlük için üretilmiş bir karttır. İki kartı da kullanabilirsiniz ama üretim amacı bir Full HD. Full HD'de ultra yüksek performans vermesi için üretilmiş, çözünürlüğü ona endekslenmiş bir kart. Ama 3060 hem Full HD'de hem de 2K'da maksimum çözünürlük için üretilmiş, maksimum performans için üretilmiş bir karttır. Yani bugün 3060'ın tercih edilmesinin temel sebebi aslında 2K'da ve Full HD'de çok rahat kullanılabiliyor olması. Onun öyle bir avantajı var. Hem avantaj hem dezavantaj. 2K kullanmak isteyenler için 2K monitör bütçe dezavantajı. Full HD'yi kullanmak isteyenler için bir avantaj. Ama 6650X'de de böyle bir dezavantaj yok. Full HD bir monitör alıyorsun. 200 Hz, 240 Hz bir monitör alıyorsun. Canavar gibi kullanmaya devam ediyorsun. Fiyatı bu kadar yüksek çıkıyor. Doğru. Ama hem avantajı hem de dezavantajı var. Her sistemde bu vardır. Yani sadece ekran kartı babında bakmamak lazım olaya. İşlemci, ekran kartı, anakart, RAM, M.2 SSD, güç kaynağı ve kasa, hepsinde birbirinden farklı özel avantajlar ve dezavantajlar vardır. Bunları doğru yakalamak gerektiğini düşünüyorum. Bitfenix'e geçin. Bu tür sitelerden aldığımız hazır sistemlerde daha önce kullanılmış ya da ikinci el parça kullanılıyor mu acaba, bilgim var mı? Bunlarda yok. Bunlar hepsi 2 yıl garantili satıyor. Zaten hepsi kutularını gönderiyor sonra. Bandrolleri falan üstünde oluyor. Ha tamam, sen bandrolleri okutamıyorsun, hep bir şey yapamıyorsun ama en azından 2 yıl garantili olduğunu biliyorsun yani. Yani senin aklındaki soruyu biliyorum ben. Yani bunlar acaba daha öncesinde kasaya takılıp hazır sistemlerden sökülen firmalar, parçalar mı? Ya da Ethereum madenciliği, Bitcoin madenciliği gibi yapılıp sonra temizlenip, yenilenip bize tekrar mı gönderiliyor şeklinde? Yoksa o yüzden mi fiyatları bu kadar ucuza geliyor diye soruyorsun tahmin ediyorum ki. Onlarla alakası yok. Bu adamlar bu işi toptan alışverişi yapıyorlar. O yüzden fiyatları bu kadar hesaplıyor. Bir de reklam yapıyorlar, satış yapıyorlar. Sadece bu adamlar kasalardan kazanmıyorlar. Aynı zamanda parça satışı da yapıyorlar. Elektronik ürün satışı da yapıyorlar. Bugün ince hesabın ara sayfasına girdiğin zaman televizyonda görüyorsun, cep telefonunda görüyorsun. Bir kere buradan sistem alınca bu sitenin müdavimi oluyorsun. Anladın mı? Yani burada kasalarda indirim yapılıyor olması aklına o soruyu getirmesin yani. Ha, bazen N11, Teknoya, Trendyol, hepsi burada gibi firmalarda o tarz kasalar oluyor. İkinci el ürünlerden yenilenmiş kasalar. Onlar var ama İtopya Gaming, yani ince hesap, Sinerji gibi firmalarda ikinci el ürünlü ürün yok maalesef. Maalesef değil, hiç yok yani. Teknoyaşam izliyor, ince hesap Teknoyaşam izliyor bence. İnce hesabın 550 anakart olayından sonra biraz Teknoyaşam izlediği doğrulandı gibi. O izlemese de ona izleyen birileri söylemiş olabilir. Reis, şu monitöre bir bakar mısın? Dragos GP28 Ultra HD. Çok enteresan bir fiyatı var. Özellik olarak fiyatı aşırı uygun. Neden kaynaklı? Bu şey mi? 3000 TL'ye satılan bir tane monitör vardı. Onu mu diyorsun? O monitör 2K'ya da geçiş yapılabilen bir monitör. Aynı zamanda 4K'da da kullanılabilen bir monitör. Bir tane tuşla değişiyor. Biliyor musun o monitörü? Markadan dolayı. Daha öncesinde birkaç kere göstermiştim vardı. O zamanlar 4K çok pahalıydı ama ya. Şimdi yavaş yavaş gene biraz daha hesaplı fiyatlara geldi. Abi ince hesaba baksana bir. 5600'de 5600X galiba bitti sitede hazır sistemlerde. 5600, 5000 Yıldırım demiş. Yıldırım, bunun benim alakalı olan bir şey değil yani. Adamlar vermiyor, ne yapayım?
değiştirebilirsin ama buradan. Abi sıvı soğutucu alırken neye dikkat edeceğiz? Sıvı soğutucu alırken bir kere markaya dikkat edeceksin. Bu çok önemli, tamam mı? Marka kalitesi çok önemli. İki, fanın içindeki pompanın malzeme kalitesi ne kadarlık bir dönüşte çalışıyor, fanların RPM'leri özellikle. Sabit RPM'leri ve daha sonradan arttırma şansın var mı yok mu, ona dikkat etmen gerekiyor. İçindeki sıvıyla alakalı değil. O sıvının geçtiği boruların flexible, yani kaplı olup olmamasına dikkat etmen gerekiyor. Çünkü bu sızdırmazlık anlamında önemli bir detay. Sıvı soğutucunun işlemcinin üstüne oturduğu kısmın altındaki bakır blok yapısına dikkat etmen gerekiyor. Özellikle bakır blok yapısının kalınlığı veya blok yapısının bakır yüzeye oturduğu, temas ettiği kısmın büyüklüğü. Bazılarında mesela bazı hesaplı fil ürünlerde bakır çok ince oluyor. Belki yüzeyin tamamını kaplıyor şekilde gözüküyor ama ince oluyor. Bazılarında milimetrik anlamda biraz daha kalın oluyor. Bu pahalı ürünlere göre biraz daha değişir. Çok fazla bir şey yok sıvı soğutucuların. Zaten zamanla sıvı soğutucularda mutlaka bir değişim yapman gerekebilir. Radyatör bloğuna bak. Radyatör blokları bazılarının çok ince oluyor. Bazılarının biraz daha kalın oluyor sıvı soğutucularda. Mesela örnek veriyorum. 240 mm'lik sıvı soğutucu alırken biz niye Cooler Master ML40 öneriyoruz? Bir kere soğutma bloğu yapısı, radyatör bloğu yapısı geniş. Bu genişlik daha geniş alüminyum plakalara ev sahipliği yapmasına, aynı zamanda oradan çıkılan havanın ısınan plakaları çok daha rahat soğutmasına olanak sağlıyor. Çok daha ince yapılı radyatör bloklu sıvı soğutucuların soğutma anlamında avantajları biraz daha düşüktür. Bu yaptığın haliyle Sharp'ın ya da Gaming Yen'deki i5'li sistem için ekstra sıvı soğutma falan gerekli midir? Normalde 5600X'de de 12400F'de güçlü işlemcilerdir. 6 GB 12 TB olduğuna bakma. Gerçekten performans alanında güçlü işlemcilerdir. Belli bir süre stok falan idare edecektir. Belli bir süre. Yani 6 ay falan diyelim. Mutlaka kule tipi, çift fanlı kule tipi bir soğutucu veya sıvı soğutucuyla değiştirmen gerekebilir stok fanı. Bende 9400F var bak, 9. nesil. 6 çekirdek, 6 direk. Ben 70-80 dereceleri görmeye başladım 2. yılımda. Kasayı aldığımda artık dedim ki bunu değiştirmem lazım. Çünkü stok fanda herhangi bir bakır bağlantı yok. Sadece alüminyumla soğutuyorsun. Alüminyum bloğu soğutan bir fan var. Bir de kullandığın şey önemli. Termal macun önemli. Kaliteli bir termal macun olursa bayağı bir götürür. Dedim ki yani bunu değiştirmem lazım. Ne alsam ne alsam diye piyasada bir sürü marka vardı. İşte Corsair var, Cooler Master var, Deep Cool var falan. Acayip acayip güzel markalar var ama bütçem belli. Tamam mı? Alabileceğim en iyisini almaya çalıştım. Gittim işte Trendyol'a baktım, işte Akakşe'ye baktım, Epe'ye baktım. Ürünleri araştırıp karşıma Game Tech'in bir tane Freezer modeli çıktı. Ben onu zaten zamanında çok gösteriyordum. Aradım, özelliklerine baktım, yorumlarına baktım. Sadece tek bir site üzerinde değil, orada satılan diğer firmalar üzerindeki yorumlara da baktım. Alanlar memnun mu falan da baktım yorumlara. Memnun herkes. Aldım ürünümü, getirdim, taktım. Yaklaşık bir yıl olacaktı yani. Bayağı oldu alalı. Ben hala kullanıyorum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Performans da oldukça yüksek. Çift fanlı kule tipi soğutucu. Sıkıntı değildi. Tek dezavantajı RGB değil yani. Rengini değiştirir ama benim için fark etmiyor. Şu an işlemci boştayken 27-28 derecelerde dolaşıyor. Oyuna girdiğim zaman da mesela Hogwarts'a girdim. Baktım acaba işlemci ne kadar ısınıyor diye. Çünkü işlemcimi neredeyse %90 çalıştıran bir oyun. Isınma anlamında da yüksek yani arttırım yapıyor oyunda. Açtım sıcaklık testini, baktım. Ne kadar tahmin et? 60 dereceyi görmüş abi. Maksimum 63 mi neydi, öyle bir şeydi. Maksimum çıkmamış yani. Üstüne çıkmamış. Çift fanlı kule tipi olduğu için oldukça iyi bir değer bu. Hele hele işlemci o kadar yüksek bir değerde çalışıyorsa. O yüzden bu soğutucu 5600X'te de 12400F'te de eğer bütçen yetmiyorsa güzel bir çift fanlı kule tipi soğutucu da bayağı bir işini görecektir. O monitör alacak, sizde bir tane kalmış demiş. Abi PSU nasıl, GameForce GF? Bak, onu şöyle yaptım. Olumlu olumsuz yorum yapmayacağım. AOC 23.8 inç 24 PSU Synergy'de 4120 TL sizce alınır mı? Özelliklerini de yazsan Yunus'cum, ben teknik anlamda
Daha sana hızlı cevap veririm. Çınar Ayın 13 kilo monitör anlarımı güzel. O yurt dışından geliyor. Aa, anketi unuttuk lan. Eyvallah kardeşim, eyvallah, teşekkür ederim ya. Like atarak destek verebilirsiniz, abone olarak destek verebilirsiniz, üye olarak destek verebilirsiniz, yorum atarak destek verebilirsiniz. Ya ben bir şey soracağım, arkaya kıyıda köşede kaldım. Acaba sorsam bana gülerler mi? Taktı, öğretmen hani küçükken bizi kaldırdı ya ilkokulda. Öğretmen adı gel derdi, utanırdı. Bana ne, ben bilmiyorum. Bana ne bilmiyorum, ben gelmeyeceğim. Utanırdı, çekilirdin. Böyle bir şey yapmana gerek yok kardeşim. Bilmiyorsan sorabilirsin. Utanmana, çekinmene hiç gerek yok. Sonuçta para veriyorsun yani. Bir ürün almak istiyorsun ama ne olduğunu bilmiyorsun. Bildiğin bir şeyse mutlaka cevap veririm. Sor yani soruyu. EM4 işlemci soğutucu EM3 sistemi olur mu? Olmaz diye biliyorum. Yani bak gene de bazıları olmuyor. Ama mesela çok genel ürünler var. Mesela böyle tek fanlı kule tipleri falan var. Bazıları oluyor. Trend yolda L11'den bak, şuradan bak, sana bir tavsiye vereyim. Teknobiyotik'e gir, tamam mı? Teknobiyotik'te PC bileşen nerede? Overclock de. Okutun üstüne yazar. Özellikleri sayfasında da yazar zaten de. Mesela işte buradaki ürünlere bak. İşlem soğutucu de. Buradaki ürünler mesela şuradaki şeylere göre arat, mesela EM3'ler var burada. İşte bu mesela EM3 soket değil mi? Mesela bunlar neymiş bakalım birlikte. Fiyatına göre arattıralım. Bak 149 TL'ye X93 işlemci soğutucu değil mi? Hemen şimdi hangi işlemcilerde uyumluymuş bakalım. Intel 1150 serisi, 1150, 1151, 1155, 1156, 1100 işte bilmem ne. 1200 işlemciler, AM2, AM3, AM4, FM1, FM2, 4000. Gördüğün gibi neredeyse hepsiyle uyumlu. Yani bütün serilerle uyumlu. Bu şekilde kontrol edebilirsin. 1700'lerle uyumlu değil yalnız. Uzun vadede orta üst seviye kullanım için 5600 mü 12400F mi? Ya performans olarak 12400F daha yüksek. 12400F. Performans olarak 12400F daha yüksek arkadaşlar. 5600X 12400F'in rakibi. Yaklaşık olarak %5 ila %7 arasında daha fazla performansı var. Bakın biz bir de bak 5600X ile karşılaştırdım ha. 5600X'e göre %7 oranında çıktı. 5600 ile karşılaştıralım. Bu da %8, %9. Aralarına bakın. Yani bu aslında bu size şöyle bir bilgi de veriyor bakın. 5600X ile 5600 arasındaki farkı da buradan ortaya çıkartabilirsiniz. Yani o 1000 TL'ye vermeye değer mi diye soruyorsunuz ya bazen bana. Abi 5600'e 5600X'e 1000 TL'ye vermeye değer mi? İşte bakın 12400F ile karşılaştırıyorum. Birinin %7 çıkıyor. Birinin %8 çıkıyor. Sizce 1000 TL'ye vermeye değer mi? En azından karşılaştırma için. Peki Sharp'ın 5600X fansız i5-12400F fanlı bu sıkıntı yaratmaz mı? Fansız değil ya, fansız olur mu? Fansız bilgisayar satılır mı hiç? Yapılır böyle bir şey? Yapma kurban adam ya. MPK bu. Yani kutusuz ama fanlı. Stok fanı var. Fanlı olur mu? Yanar bilgisayar cayır cayır. İşlemci yanar. 10400F var bende. 2 yılda yetersiz gelmeye başladı. 12400F alıp 2 yılda aynı duruma düşünmek istemiyorum. İşlemci değiştirmek için anakart değiştirmek durumundayım şu anda demiş. Ha. Ya tabii sen 12400F alman gerekti, alman için de anakart değiştireceksin zaten. 10400F'te kullandığın anakartta 12400F'i zaten kullanamayacaksın. Ama senin mantığın doğru. Yani sen diyorsun ki ben 1200 soket anakart kullanıyorum. 2-3 yıl sonra zaten 12400F'in de devre geçecek. Ondan sonra işte daha yeni nesil, 14. nesil anakartlar çıkacak. Anakartlı moda işlemciler çıkacak Intel serisinde. 1700'leri es geçip direkt ona transfer olmalı. Çünkü bu doğru mantık. Mesela ben, bak mesela benimki de aynı mantık. Ben 1151 soket işlemci kullanıyorum. 9. nesil i5
9400F kullanıyorum. Ben bu saatten sonra gidip de 1200 soket işlemci almam. Niye enayi miyim? Niye alayım? Yani en fazla alırsam 1700 soket işlemci alırım. O da işlemcisi yüksek olan bir modelden alırım. Mesela 13400F alırım. 13500 alırım. Ama 1200 işlemci almam. Niye alayım? Ya 1200 bitecek ki 1200 işlemci. Yani bugün mesela deprem mi oldu lan? Bir kal geldi böyle, bir dur geldi. bir ışık parlaması, bir ruh geçişi oldu galiba. Böyle bir oturdum yerime yani. Mesela bugün 12400F'li sistem alanlar 2 sene sonra 13400F mi alacaklar? Hayır. Veya bugün alacakları sistem 12400F sistemini 2 yıl sonra 13500 aldı, 13400F aldı diyelim. 13. nesil işlemci. Ondan sonra 13500 aldı, 14 GB'lik işlemci. 5 yıl kullandı. Bu 5 yıl süresi zarfında eğer Intel aynı bu şekilde işini bu şekilde yapmaya devam ederse, örnek veriyorum. İşte 2 nesil 1200 soketler, 2 nesil 1700 soketler. Sen zaten onlar 2 nesil sonrası 14-15. Nesil soketler. Sen artık böyle 16-17. Nesile anca geleceksin. Yani sen 2 nesil atlamış olacaksın. Bizimki ya, bizim şu an aldığımız sistemler böyle. Biz, yani ben özellikle TeknoYaşam olarak size fiyat performans sistem alın ama doğru sistemi alın derken işte bunu kastediyorum. Bir yıl, iki yıl sonra değiştireceğin sistemi alma. Bütçen yetiyorsa, yani bütçenin yettiği en iyi sistemi al. B450M anakartlı sistemi alman sana hiçbir fayda sağlamayacak. Belki B550M alırsan en azından anakartı değiştirmeden yakın bir zamanda belki işlemciyi değiştirme şansın olur. Ne bileyim, şöyle bir kal geldi lan, böyle bir beynimden böyle bir şey oldu, böyle bir on-off tuşu açıldı kapandı gibi oldu, böyle bir durdum yani, bir böyle giderken duvara çarpmış gibi o hissettim bir an kendimi. Hangi yorumuna? Yorum, hangi yorum? Okudum zaten bütün yorumlarını. Sıvı soğutucuları hangi kasa tipinde kullanabiliyoruz? Bunun bir belirtisi var mı? ATX bütün kasalara takabiliyor muyuz mesela? Normalde sıvı soğutucunun takılması için o kasanın teknik detaylarında yazıyor olması lazım. Teknik detay kısmının içinde mesela şöyle bir şey yapalım. Bir tane kasa bulalım. Bitfenix Nova kasası değil mi? Ürüne gidelim. Ürünü incele diyelim. Kasanın teknik detayına giriyorsun. Normalde MATX her kasaya sıvı soğutucu olmuyor. Olmuyor. Nereden biliyorum? Dark Flash'ın A290 kasası var. Mesela o da Mid Tower kasa olarak geçiyor ama sıvı soğutma desteği yok. Bak, Bitfenix Nova kasası. Şimdi kasayı inceleyelim. Tüm teknik özellikler. Burada da yazmıyor. Güzeldi, güzeldi mi güzel? Kasaya giriyorsun. Bitfenix'in kendi sitesinden bakalım. Varsa tabii. Dur bakayım, şuradan bakayım. Ha, mesela burada teknik detayları yazıyor. Bak, Bitfenix Nova kasasının radyatör desteğine. Şu resim önemli bizim için. En önemli resim bu. Şurada bak, 240'a 120 mm yazıyor. Görüyor musun? Bu hem 120 mm sıvı soğutucu hem de 240 mm'lik sıvı soğutucu radyatör desteği olduğunun ibaresidir. Tamam mı? Yine şu açık mavi olanlar standart fanlar. Tamam mı? Bak, normalde kasanın ön tarafına 3 tane 120 mm, 2 tane 140 mm,
bir tane 360, 280 veya 240 veya 120 mm sıvı soğutucu, yani radyatör desteği varmış. Kasanın radyatör desteği bayağı geniş. Arkasına sadece standart 120 fan veya sıvı soğutucu 120 mm radyatör desteği var. Bu şekilde bu tabloyu görüyorsan eğer bir üründe vardır. Ama her MATX kasada sıvı soğutma desteği yoktur. Bunu bak tekrar söylüyorum. Hatta bazı NZX'te modellerinde de sıvı soğutma desteği yok. Var ama sadece 120'lik desteği var. 240 desteği yok. Yani o yüzden alacağımız ürüne dikkat etmemiz gerekiyor. Markaya bakmamak lazım bazen. Marka seni şaşırtabilir. Ürüne gireceksin, markasına bakacaksın, detaylı incelemesini yapacaksın. Bizim işimiz bu. Alacağımız ürünü ıcığına, cıcığına, yedi ceddine kadar inceleyeceksin. Bir ürün alıyorsan bütün detaylarını bileceksin. Maksimum 200 TL'lik. Ne o maksimum 200 TL'lik? Turkcell pasajda Vision Intel Core i3 var. Bir bakabilme şansın var mı? Faturama yansıtılarak alabilirim. Sen onay verirsen. Ulaştığın mektubu bakayım. Pasaj. Vision Intel Core i3. Hemen bakayım. Şu mu? 12.100F 3050 diyor. 512 GB M.2, 16 GB RAM, Prydos. İşte anakartın ne olduğunu söylemeye gerek yok zaten. Anakart PCI 4.0, H600 önem falan olması lazım anakartın. Kasa bir kere şeyin kasası, onu söyleyeyim. Performax'ın kasası Helix modeli. İçindeki güç kaynağı da Performax'ın 650 Watt 80 Bronze sertifikalı PB650B olan modeli. Daha öncesinde göstermiştim, hatırlayın. Endex bilişimin kasası, güç kaynağı. Yine göstereyim. Şu PG650B2. Bu modelde bir güç kaynağı var ve 80 Bronze sertifikası orijinal onaylı bir sertifikalı güç kaynağı Performax'ın. Hani güzel bir kasa, güzel bir güç kaynağı. Kasanın sadece %50 tarafı kapalı mesh anlamında. Ama onun dışında içindeki kartın da içinde kullanılan 3050 de çok fazla hani soğutma anlamında aşırı bir soğutma ihtiyacı olan bir kart olmadığı için, içeriye girecek hava miktarı yeterli olacağı için bir sıkıntı olmaz, merak etmeyin. Zaten 240 mm radyatör bölümüne, yine bakın kasaya bakarak da radyatör desteği olup olmadığını anlayabilirsiniz. Radyatör desteği var. Geniş bir kasa, onu söyleyeyim. Kasa anlamında geniş. Anakarta bir görmem. Asus'un ekran kartı var. 8 GB'lık dual modeli. 3050 gerçekten güzel. Anakartta Asus Prime H600NM-K'ymış. Güzel. H600NM-H'dan iyidir. Bir tık daha iyidir en azından. Marka anlamında, model anlamında. Sürücü sayısı daha fazla. Bunun Asus'ların şurada gördüğün kapasitör sayısı, sürücü sayısı daha fazla. 6, 5, artı 3 CFC var. Yeter zaten. MOSFET de sayısı da yeter. Çift RAM slotlu. Güzel bir anakart yani. Mesela en hesaplı modelden biraz daha pahalı olan bir model. Şimdi bunu ne kadara satıyorlar peki? 16.399 TL. Alma. Alma. Kazık yersin, alma. Faturana yansıtsalar da alma. İnsan ya yani bu... Selam, hoş geldin. Teşekkür ederim Semih, hoş geldin, eyvallah. Çok pahalı ya bu. Niye bu kadar pahalı bu? Sen bunu neyle alacağım dedin bana? Ya faturana yansıtarak alacaksın da aşırı kazık. Aşırı kazık gerçekten. Tavsiye etmem yani. 16.400 TL'ye geliyor. Ya faturana yansıtacaklar ama yani çok kazık ya. Yani gerçekten her ay nasıl diyeyim sana? Her ay
fazladan kullanmadığın bir sistem için ya da daha iyisini alabileceğin sistem ama daha düşük bir fiyatına fazladan para vermiş olacaksın. Belli bir miktar. Ben olsam hiç yanaşmazdım yani. Yazık günah, vereceğim parayı yazık. Hele hele uzun dönemde bir de takside bağlayacaksın, bir de faturana yansıyacak. Gerçekten yazık verdiğim paraya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, belki güleceksin ama diyelim faturana yansıtıyorlar aylık 50 lira 100 lira. Mesela sen bu bilgisayarın taksitini ödemeyi bitirdiğinde bu bilgisayarı zaten kullanamayacaksın. Anladın mı? Belki daha öncesinde kullanamayacaksın. Ya bayağı bir fatura ödemen gerekecek. Ve sen bu faturayı bitirdiğinde bu bilgisayar çalıştıracak bir oyun olmayacak bir yazıda. Anladın mı? Çünkü devir eski devir değil. Fonetçi, i5 11300H DDR4 8 GB bir sonraki 4 GB notebook abi düz alacağım ne dersin? Alma. O düzsünü alma. Ben sana işlemcisi güzel ama 1650 kalmadı artık. Ya biraz zorlayın şu bütçelerinizi dostlar. Mesela bunu ne kaç paraya alacaksın? Asus'un bu laptopunu kaç paraya satıyorlar bunu? 3050 alın arkadaşlar. Artı eksiye geçin artık. Abi PSU sertifika yerine neden nereden bakılıyor? Şuradan bak. www.clearasalt.com'a giriyorsun, tamam mı? Mesela şuradan kopyaladım yapış. Kendi sertifikalarınıza da buradan bakabilirsiniz. Linkini attım. Termal macun abi, maksimum 200 TL'lik önerebileceğim bir termal macun var mı? Maksimum 200 TL de ben geçen gün şeye bakmıştım, 200 TL değil de. Ne kadar doğdu bakayım. Termal macun ya, belli başlı termal macunlar var. Markası mesela Arctic'in ne kadarmış, Arctic'in bakalım. 144 TL'ye bak. Arctic baya uzun süre götürür. Çok kaliteli bir üründür onu söyleyeyim. En çok satılan ürün de zaten oymuş. Çok satanlar aynen 144 TL'ye. Şunu alabilirsin 150 TL, 144 TL. Yüksek performanslı termal macun diyor. Bu baya götürür yani gerçekten. Sıcaklık alanı videosuna falan seyret. Bunun yerine Cooler Master da alabilirsin. O da bayağı bir götürür. Bu arada bak, bunu gösterdiğimiz iyi oldu. Almak isteyenler için en azından böyle güzel bir örnekleme ürün anlamında. Cooler Master 209 TL diyor. Master Gel diyor. Buna da bakabilirsin. Yine 200 TL bütçem demiştin hani. Çok satanlarda. 209 TL'ye inmiş fiyatı. Yani bir bak, incele derim. Arctic Cooler Master. Thermal Grizzly olabilir. Bunlar biraz pahalı ama yine de bir bak. Ya bu 200 TL'ymiş bak. Ya bunlar bayağı kaliteli markalar, anladın mı? Devam edelim dostlar. Ne diyor? Abi 40K'ya monitörlü sistem toplar mısın demiş. Tabii ki kanal Tekno Yaşam kanalına üye olursan hemen toplarım. Abi GTX 1650 daha kaç sene gider? Benim kuzenimde var 11300H. 8 GB 512 GB. GTX 1650 ile yapacağın işe bağlı. Sadece CS:GO tarzı oyunlar oynuyorsan en fazla, ki CS:GO bile sürekli grafik güncellemesi alan bir oyun. Ya belli bir süre götürecektir, çok fazla götürmeyecektir. Artık bu çok fazla götürür, uzun yıllar götürür kafasından çıkın arkadaşlar. Ha mesela 13900 KF alırsın, tamam mı? 4080 alırsın. Evet, bu sistem seni bayağı bir süre götürür, doğru, ama 6600'lerden, 1650'lerden, 1660'lardan, 3050'lerden çok uzun süre götürür algısından çıkın. Öyle bir şey yok. Kendinizi ona endekslemeyin yani, tamam mı? H610M 13. nesil uyumlu mu? Soket aynı fakat BIOS'u var mıdır acaba? Bilgim var mı? Normalde H610M 12. ve 13. nesil, yani 1700 soket olduğu için bütün işlemcilerle uyumlu. Ama 12. nesil zamanında üretildiği 13. nesil işlemcilerle uyumsuzluk sorunu yaşayacağını düşünüyorsan öyle bir şey olmayacak. Zaten sen o işlemciyi anakarta taktığın andan itibaren kendini zaten otomatik olarak görecek ve güncellemesi gereken bir şey varsa otomatik olarak zaten BIOS kendini güncelleyecektir. Bir sıkıntı olmayacak yani, merak etme. Bazen şey diyorlar, hatta çok gülüyorum ona. 13. nesil işlemcileri 13. nesil, 12. nesil anakartları 13. nesil olmuyor. Lan öyle olur mu ya? Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım ya.
H600 ana maşa 13. nesil olmayacakmış. Ne yapak abi? Her sene anakart, işlemci için anakart mı değiştirdik? Sen termal grizzly önerdiler. Bir de sence hangisi anılır? Ya ben daha öncesine şey... Ya üçünü kullanmadım. Bu arası ayrı mesele. Ben 5-10 liralıklardan kullanıyorum. Ama alacak olsam 200 liraya yani artık alırım. Abi 6700 XT'ler fiyatına göre nasıl sence? Güzel. 6750 XT güzel. Sağlam. Trend yoldan parça alınır mı anakart gibi, yani güvenilir mi hocam? Dragon eğer çok hesaplı bir model sıfırsa, yani sıfırından eminsen, eğer 2 yıl garantisi, 3 yıl garanti falan veriyorlarsa sıfırsa, sıfır olduğundan eminsen alınabilirsin yani. Genden Rini 6700 XT sistemini almayı düşünüyorum. Ne dersin? Valla parayı sen vereceksin, bilmiyorum. Hayırlı olsun derim, ne diyeyim. Arkadaş 13400'e FH610M almış. Anakartta CPU ışığı kırmızı yanıyor, görüntü vermiyor. 12. işlemci bulup BIOS güncellemesi lazım. Galiba BIOS yok anakartta. BIOS flash yok anakartta. Olmaması lazım. Bak 1700 soket anakartlar 1700 soket bütün işlemcileri kaldırır. H610M H'da 13900 kafeye takabilirsin. 12100 F'i de alıp B660 işte B760M'e de takabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Yanmıyorsa, görüntü vermiyorsa, dediğim gibi yani o kartı güncellemenin bir yolunu bulması lazım. Ha ben 12. nesil anakart kullanmadım. Teknik anlamda o kadar teknik detaylı bilgiye sahip değilim ama ondan %100 eminim yani. Bir ara inşaat harcı sürmeyi düşündüm. Sıkıntı çıkarttım. Diş macunu sürenler var. Ne bileyim kendi yaptığı macunu sürenler var. Evde böyle macun hazırlayıp sürenler var. Ne bileyim ya, bizim millet her şeyi sürüyor oraya. Sende bir tane termal pet var. En fazla bir ay falan gider herhalde. Termal pet de koyabilirsin. İşlemci için hava soğutması önerebilir misin demiş. Bütçene göre önerebilir. Yani bütçeyi verirsen güzel bir şey göstereyim. Ne dersin derken onun yerine önerebileceğin bir şey var mı? Anladım ya, espri yaptığında ya. 2K'da 6800 XT veya 3070 Ti'den daha ileri bir ekran kartı almak için monitör değiştirmek gerekiyor galiba, değil mi? Bir kere zaten 6800 XT de 3070 de 3070 Ti belki 2K'da da 6800 XT kesinlikle 4K bir kart. Onu söyleyeyim sana, 2K değil. 3070 Ti'yi belki 2K'da güzel yüksek bir işlemciyle kullanabilirsin ama 6800 XT zaten 6800 4K bir kart. 6800 XT haydi 4K bir kart. 500-600 civarına bakayım. İşlemci soğutucu için overclock yazıyorsun, işlemci soğutucu yazıyorsunuz. Bir de işlemcin ne? O da önemli tabi. Aleykümselam İbrahim, hoş geldin. TL'ye çok dostum ya. 17.000 TL'ye çok ya. Yüksek. 17.000 TL'ye uf, ne sistemler var. 17.000 TL'ye Game Garage 3060 Ti topluyorlar. Belki daha fazlasını.
5600X. Ha, o zaman EM4 soket diyeceksin. Buradan geleceksin. 500-600 TL civarına. Vallahi güzel modeller bulursun yani. Coming home. Lan ne kadar zam gelmiş ürünlere. O zaman yapacak bir şey yok. Sana kendi kullandığım ürünü önereceğim. Şurada 2.4 var. 2.4. Aynen. Şu 319 TL'ye. Benim kullandığım şu an ürün. Hatta bu benim kullandığımda daha iyi. Neden dersen eğer benim kullandığımda çift bakır boru desteği var. Bunda 4 bakır boru desteği var. Baya baya güzel bir ürün yani. Nasıl takıldığını da kanalımda montaj videosu var. Onu seyrederek öğrenebilirsin. Ben bunu öneriyorum. Evet, GameTech Breezer HD 2.4. Bu daha sonra çıktı. Ben aldıktan sonra çıktı bu. Bileydim bunu alırdım. 4 bakır boru desteği var. Baya baya soğutur yani 5600X'i. Üfler yani diye çeker içine. Ha bak, burada farklı modelleri de var mesela. Bunlar ama şunu söyleyeyim, rainbow. Yani rengi değiştirilemiyor. Belki şu mesela. Ama teknik detaylarına bakmanı tavsiye ederim. Mutlaka teknik detayına bak. Benim baktığım 5600X'lerle uyumlu. Mesela bu da uyumlu mu, ona bakmanı tavsiye ederim. Avantaj şeyleri yazıyordur mesela. Bak LED fanlar diyor, görüyor musun? Ama şey yazmıyor, RGB mi oldu falan yazmıyor. Aa bak, bu EM4 soketlerle uyumlu değilmiş. Gördün mü, bak bakmasak bilemeyecektik. Bakacaksın yani teknik detayına. Ama bu 2.4 EM4 soketlerle uyumlu, onu biliyorum. Semine güzel abi, sen parçaları tek tek topla öyle bak. Aerocool Cylon 4 FE önereyim abi. Hemen ben de kullanıyorum çünkü. Öner, öner, öner. 500-600 TL civarındaysa öner. Yani Reis, Ryzen işlemcilerde 6. nesil neden yok? 5. ve 7. nesil görüyorum sitelerde hep. Sebebi nedir? Onun için benim Doktor Su hanımefendiye bir yazı yazmam lazım. Kaan kardeşim, Ryzen 6 işlemcileri merak etmiş. Sizce neden üretilmiyor olmadı diye bir anket yazmam gerekiyor. Onun verdiği cevaba göre sana dönüş yaparım. Reis, sence Gamingken'deki Nova 3070 Ti alınır mı? Bakalım. Hemen bakayım, 25.000 TL'ye satıyorlar. 12.400F işlemci, 3070 Ti. 3070 Ti 12.400F ile 2K'da darboğaz yer mi yemez mi? Günün anlam ve önemini açıklayan cevap soru bu olan. 12.400F için hemen şuradan 12.400F yazıyoruz. 3070 Ti yazıyoruz. Şuraya 4K değil de 2K ayarlara geliyoruz. Ultra ayarlarda işlemci yoğun görevlerde bakıyoruz. %15 darboğaz yediğini görüyoruz. Bu da 2K'da bizim %15 darboğazı, %5, %13 her darboğazı hissettiğimiz, gördüğümüz anlamına geldiği için bunu 2K çözünürlükte 25K'lık satılan sistemi normalde 2K çözünürlükte kullanamayacağımız için buna standart 60 Hz'lik, 60 Hz'lik standart bir 4K monitör alarak da çok rahat kullanabileceğimiz bir sistem olarak bakarsak eğer, ki 4K monitör alacaksak da eğer, 25.000 TL'ye ben 11.400F 3080 ikilisine vermeyi tercih ederim 4K monitör alacaksam. Ben sordum abi, 4, rastgele 4 sayı atmışlar. 3, 5, 7, 9 çıkmış, onlar da onları çıkarmış. Ha, eyvallah. Reis, baktım da forumlarda darboğaz yapmaz diyorlar. Sistemde yapar gözüküyor. Yani sen şimdi yapmaz dediklerine mi güveneceksin? Sayısal loto mantığı, anladın mı? Al yapmaz. Hadi yaptı diyelim, ne olacak? Senin verdiğin para güme gidecek. Yazık değil mi sana? Sen kendini garantiye al kardeşim. Garantiye al kendini ya. Yapmaz demişlerdi hocam. Ama yaptı.
geri de iade edemiyorum. İşlemciyi mi yükseltmem lazım? O kadar da para verdim. Ben enayi miyim hocam şimdi? Ne gerek var? Kendini garantiye al. Biz burada aylardır kendimizi boşuna mı yırtıyoruz? Kendine garantiye al kardeşim ya. 12.400 F alacağına 13.400 F al. Canavar gibi çalışsın. Ve 12.500 al. Başka seçenek yok zaten. Seçeneklere bak. 12.900 kahveye satıyorlar. 9.000 TL farkla. Bilmiyorum, sen bilirsin. Son tercih senin. Son karar senin. Ben seni uyarmakla yükümlüyüm. Uyardım seni. Almak istiyorsan al tabii ki. Sinerji'ye bakalım. Sinerji'de indirim olabilir. Fiyat artan diyelim. 6.599. İnce hesaba biz bakmış mıydık? Baktık değil mi? En son Sharpen'a bakmıştık. İnce hesaptaki Neron. Neron mu aldı? Onu mu inceleteceğim bana? Neron ilk sayfada bile görünmüyor. Bakalım Neron'a. Neron 6600. 5500, 6600. 11.000 TL. Anakarta bakmak lazım. Güç kaynağına bakmak lazım. Anakart ne oluyor? B550M oluyor. 11.900 oluyor. Ekran kartı güzel, M2 güzel, RAM'ler güzel. Kasa frisbee. Kasanın değişmesi gerekiyor. Kasanı değiştirmek için seçeneklere bakmamız gerekiyor. Seçeneklere bakıyoruz. Frisbee. Zalman Vento Master. Şiir gibi lan. Vallahi. Anlabilecek en mantıklısı Zalman. 660 TL fark vererek Zalman'ın 600 wattlık güç kaynaklı mesh panelli 4 fanlı kasasını tercih ediyorsunuz. En azından Zalman. Ya da burada 547 TL'ye var ama bu kasanın mesh panel mi olduğunu incelemeniz gerekiyor. Mesh panel galiba bu kasa. Mesh panel olması lazım. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla bu kasa mesh panel olması lazım. Yani şurası eğer filtre ise, arka tarafta gözüken filtre ise mesh panel olması lazım. Ama tabii ki bunu sitesinden bakmamız lazım. Mutlaka bak sitesinden. Eğer mesh panel değilse buradaki 4 fanlı ki bir de şöyle bir şey de var. Bu kasada sadece egzoz fanı mı var yoksa ekstradan fan da var mı? Ona da bakman lazım. Burada hiçbir şey yazmıyor çünkü. Ben olsam işimi garanti alırım. Hiç uğraşmam. 660 TL, 100 TL daha fazla veririm. Mesh panel, 600 wattlık, 4 fanlı, RGB fanlı kasasını tercih ederim. Yani tabii bunu herhalde şey için koymuşlar. RGB sevmeyenler için. Var yani bazı insanlar RGB sevmez. Alır RGB kasayı, daha sonradan gözünün yorulduğunu fark eder. Ya da baktığı zaman gözünü yorar. İlk başta güzel gelir ama daha sonradan beğenmez. O tarz insanlar için bu tarz kasalar güzel olabilir. Evet. RGB ışıklı sevmeyenler için böyle siyah Zalman kasası bence güzel olabilir. Ama yani kesin emin değilim yani kasanın kendisinden. O yüzden 600 wattlık bir kasa yeterli olur. 660 TL. 12.565 TL'ye geliyor. Bunun aynısını zaten Jahre'nin Nova sisteminde biz ne kadara topluyorduk? Orada ne kadardı bu Nova'da? 11.000. Dur bakayım. 12.000'e mi denk geliyordu 5500'de? 12.100'e denk geliyor. Bu sistem daha hesaplıya denk geliyor. Yani Neron sistemi birazcık 300-400 TL daha pahalıya geliyor. Yani seçtiğimiz ürün özelliklerine göre daha pahalıya geliyor. O yüzden hani Jahre Nova sistemi yine şu an için en hesaplardan biri. Ha şöyle bir şey fark eder. Belki şuradan şöyle bir şey fark eder. Jahre Nova sisteminde bu sistemi
rampe için güç kaynağıyla almak istemeyenler, dediğin gibi Neron'daki Neron V2 sisteminde bu sistemi Zalman sistemiyle, Zalman'ın güç kaynaklı sistemiyle almak isteyebilirler. Belki fiyat farkını o şekilde kapatabilir. İkisi de aynı sistem aslında baktığınız zaman. Tranquilo reisimize karışma ya demiş. Yok, o bana yazmadı, o yukarıdakine yazdı. Şarkı da güzelmiş ha. Hero 5 A sistemlerine yine geri dönüş yaptık. Bugün aslında ilk uyandığımda, böyle kalktığımda aklıma şöyle bir fikir geldi. Biz hep şey öneriyoruz ya mesela. 5600G işlemli APU işlemcileri öneriyoruz ya AMD'lerde. Acaba dedim böyle 7600 falan mı toplasak APU sistem? Yani 7600X falan. Ha, nasıl olur? Bir deneyelim ya. Ben bir merak ettim onu. Bugün yapacaktım onu aslında. 7600X APU sistem. Çünkü neden diyeceksen 7600 ve 7600X 2200 MHz'lik bir Raiden grafik frekansına sahip. Yani 5600 ve 5700G'nin çok daha üstüne bir grafik performansı var. Yani ekran kartı takmadan da aynı APU işlemci olduğu için çok daha yüksek, ki AM5 soket bir APU işlemci olduğu için çok daha yüksek bir verim alabiliriz APU olarak kullanırsak. Hani Intel'lerde yani APU işlemcilerde 5600G'lerde daha sonradan ekran kartı alma mantığı var ya, aynısını hem daha yeni nesil olması hem de ileriye dönük olması babında daha yüksek ekran kartlarını desteklemesi anlamında bir tek üstteki ileri nesil APU işlemciler olarak sınıflandırabiliriz aslında. Mesela yani biraz tamam anakartı pahalı, rakleri pahalı ama ekran kartı seçmek istemeyip şimdilik APU olarak kullanmak isteyip belki adam bir yıl sonra örnek veriyorum 4070 diye alacak, değil mi? Hani alabilir, besleyecektir, herhangi bir sıkıntı vermeyecektir. Şöyle de bir sıkıntı var ya, sıkıntı dedim, 7600'ün fiyatı işlemci babında 7600 5233 TL en hesaplı modeli. 7600X de en hesaplı işlemci olarak 5049 TL en hesaplı model. Şimdi 5049 TL 7600X'i bir inceleyelim, değil mi? AMD yazıyorum. 7600X'e ulaşıyorum AMD'nin sitesinden. 6 GB'lik 12 TB'lik işlemci. 38 MB'lik bir akıllı ön belleğe sahip. Ve temelde 4.7 GHz turboyla 5.3 GHz'e kadar ulaşabiliyor. Aynı şekilde DDR5 RAM desteği var 5200. Aynı şekilde AMD Raiden grafik yonga setine sahip ve 2200 MHz'lik bir grafik frekansı var. Bu gerçekten mükemmel bir grafik frekans yonga setine sahip olduğu anlamına geliyor. 7600X'i biz acaba tek başına APU işlemci olarak alsak, 6 ay veya 1 yıl içerisinde güzel bir ekran kartı desteğiyle şeyler yapabilsek mesela ne kadara denk gelir, ona bakalım. 7600X, 7600 anakartı AM5 soket olacak. ...4599 TL. Bugün baktığım bir tane anakart vardı. AM5 soket anakartlarda Asus TUF. Bakın sabahleyin atmıştım o ürünü, bitmiş o ürün. Bitmesi gayet normal çünkü 5000 TL'ye Asus TUF serisinden harika bir ürün alma şansımız olabiliyor. Örnek veriyorum, en hesaplı olan model Asus Prime B650M A'yı aldığımızı farz edelim. 4599 TL'de onun ücreti var. RAM olarak zaten DDR5 RAM alacağız ama en hesaplı DDR5 2x8'i aldığımızı farz edelim. PC olarak seçeceğiz. 5200 MHz olmak zorunda. 2x8 diyor bak, %8 indirime girmiş.
1845 TL, 1846 TL, 2x8 dual kit diyor, 16 GB. Bunu bir sorun mutlaka. Ürün özellikleri. Burada 16 GB yazıyor ama büyük ihtimalle 2x8 orada gibi, ama mutlaka sorun. Almadan önce sorun. Yani resimde görüldüğü gibi diye satıcıya sorun. Her zaman diyorum sorun. Sorun abi. Sormaktan korkmayın. Çekinmeyin ya. Para veriyorsunuz. Sorun abi. 1846 TL. Devam edelim. SSD aldık diyelim. Standart bir PCIe 3.0 SSD aldığımızı farz edelim. 599 TL'ye düşmüş. İnce hesapla. İyice düşmeye başladı fiyatı. Gerçi 15 TL'ye şey fark koydum. Aynı paraya geliyor ama olsun. 514 diyelim. Güç kaynağı. İleriye yönelik bir güç kaynağı aldığımızı farz edelim. 750 watt'lık bir güç kaynağı alalım şimdilik. 750 watt aldık da 750 watt çekmeyecek arkadaşlar. Ne kadar güç istiyorsa sistem onu çeker. Bir de kas aldık diyelim, standart GameForce'un kasasını. Bununla fiyatı ekleyelim. Bakalım ne kadara denk geldi. Ha bir de soğutucu alacağız abi. Sıvı soğutucu. Sıvı soğutucu şart. Şimdi al, ileride bunlar pahalılaşır. Şimdilik 120 mm'li aldık diyelim. Mesela hani bize yeteceğini düşün ama oha, 120 mm'lik sıvı soğutucular fiyatlarına bakın. 1300 TL'ye geçmiş. Burada ne güzel şey vardı ya. Deep ID Cooling vardı, 1062 TL'ye alamadık, kaçırdık. Termatik var, 1400 TL. Bu kadar veriyorsan zaten üstüne koyarsın. 200 TL daha koyarsın üstüne. Game Booster değil. Nerede o? Aynen, ID Cooling alırsın 1799 TL'ye. Veya AM5 soket çift fanlı bir kule tipi alırsın, ama ileride sıvı soğutucu daha çok işine yarar. Bak, şey yapıyoruz. AM5 soket APU işlemcili sistem topluyoruz. Yani AM4 soketten birazcık pahalı olacak. Tamam, kabul ediyorum ama en azından 4070 Ti parasını daha sonra çıkartmak isteyenler için. Belki adam bir ay sonra veya belki bir yıl sonra alacak. Olabilir. Yani adamın bütçesi şu an için yetmiyor olabilir. Bir hesaplayalım bakalım. 1799 TL sıvı soğutucu. 949 TL kasa. Artı 1151 TL güç kaynağı. Artı 599 TL M2 SSD. Artı 1846 TL RAM der. Artı 4599 TL anakart. Artı 5049 TL'de işlemci. 16.000 liraya denk geldi. Şimdi 16.000, 15.992 TL, 7600X işlemci, B650MA anakart, 2x8 GB DDR5 RAM'ler, 500 GB M2, sıvı soğutucu, kasa, 750 Watt'lık güç kaynağıyla. Baktığın zaman yanına 4070 Ti almadığımız için standart fiyatı 16.000 TL'ye satılan kasalardan düşük gibi gelebilir. Ama 16.000 TL'ye satılan bir kasadaki işlemciye 4070 Ti takamazsın. Ama bu sisteme 4070 Ti takabilirsin. En büyük avantajı bu zaten. Tamam, 16.000 TL şu an için bütçesi, 16.000 TL bütçesi olanlara zaten bu sistemi önermem. Bu sistemi ben daha sonradan çok daha yüksek ekran kartı alacaklara en fazla önerebilirim. Şu an için 16.000 TL'ye bunu zaten aldırmam. Ama adam, örnek veriyorum, 5-6 ay sonra 4070 Ti alabilecek kadar para biriktirebiliyor. O adama ben bu sistemi öneririm. Niye? 5-6 ay sonra alır 4070 Ti'ni, ki 5-6 aya kadar 4070 Ti'nin fiyatı inebilir. Mesela örnek veriyorum. 18.999 TL'den artı diyelim 4070 Ti'ye aldı. 35.000 TL'lik sistemi 6 ay önceden 15.000'e zaten toplamış olacak, 16.000'e. Sadece ona ekran kartını almak kalacak. Ki 7600X bile şu anki haliyle gerçekten oldukça yüksek bir APU işlemcisi olduğunu kanıtlıyor. Sığar. Bu kasaya sığar. Bu 370 mm ekran kartı desteği olan bir kasa. Buna bütün ekran kartları sığar. Mesela böyle bir şey de alınabilir aslında. Hani planı daha yakın zamanda kuranlar için söylüyorum. Yani adam belki ilk başta 4070 Ti alamayacak ama 6 ay sonra, 1 yıl içinde alabilecek. O sıra zarfında da
o sıra zarfında da 3060'lı bir sistem alıp daha sonra değiştirmek istemiyor belki. Böyle bir şey yapabilir. Ha, bu tarz kasalar alan insanlar sayısı sınırlıdır. Yani bayağı bir bilinçli alması lazım. Hani ama en azından varsa da buyursun. Bu şekilde toplayabilir. Bir seçenek olsun. Seçenek her zaman önemlidir. Seçenek olmazsa bir yerde köle mantığı vardır ve dayatma sistemdir o. Oradan uzak durun. Ben o tarz insanlar için de bir sistem yapayım en azından. Böyle bir şey ortaya çıkartayım. Eksi 18999 7600X APU işlemciyle de buyurun. 16.000 TL'ye çıkıyor sistem. Normalde 5600G ile APU işlemciyle sistem topladığımızda, hani örnek veriyorum, minimum 7500'e çıkan sistem 7600X kullanıldığı zaman 16.000'e çıkıyor minimum. O da minimum yani. Bu şekilde bir şey olabilir mesela. Bu da bir tercih meselesi yani. Çünkü herkesin piyasadaki ürünleri farklı şekilde tercih etme şansı var. Herkes farklı ürün tercih ediyor. Yani sen bugün belki gerçekten 7600X'de APU işlemcili sistem alacaksın. Öbürü diyor ki ya kardeşim ben 16.000'e 3060 Ti'li sistem alayım. Daha sonradan kendim değiştiririm zaten sistemi diyor. Öbürü geliyor diyor ki ya ben diyor zaten almışken en iyisini alayım mantığı da. O adam gidiyor 40.000 liraya sistem alıyor. Öbürü geliyor diyor ki zaten 10.000 liram var. 10.000 lira alabileceğimin en iyisini almalıyım diyor. Herkes ama işte bu tarz kişilerin bir teknik özelliği var. Şey, ortak bir özelliği var. Nedir o ortak özellik? Bu tarz düşünen insanların tek bir ortak özelliği var. Bu ortak özellik nedir? Şu an Gaming Gen'deki i3 12100F RTX 3060 12999 TL bakar mısın, kaliteli parçaları var demiş. Baktım daha önce dostum ama 12400F ile değiştireceksin onu, güç kaynağında 650 watt yapacaksın. Abi 24 inç 1080p 240Hz monitör önerebilir misin? 24 inç. Önerim yani monitör yazıyorsun şuraya, 240Hz yazıyorsun zaten. Belli başlı monitörler var. Buraya 1ms yazıyorsun. Acer var 5249 TL'ye. G-Sync uyumluymuş aynı zamanda. 1ms 240Hz IPS panel monitör. Hem Nvidia G-Sync uyumlu. HDMI DisplayPort çıkışlı. JAX girişine sahip. Bence güzel. DisplayPort HDR 400'de. Özel eklentisine sahip, grafik eklentisine sahip, biliyorsunuz ekran parlaklığı anlamında ve renklerin ayrıştırılması anlamında, doku anlamında oldukça güzel bir teknoloji. HDR teknolojisi önemli, bu tarz monitörlerde önemli. FreeSync yerine G-Sync kullanması çok daha önemli. Çünkü FreeSync'de monitörler biraz daha hesaplı olurken G-Sync'de monitörler çok daha yüksek fiyatlara satılıyor. Ona rağmen fiyat satışı anlamında, bütçe anlamında ki 24 inç demiştim, bak bu 27 inç. Bu daha iyi yani, daha geniş bir monitör. 5249 TL bence güzel bir fiyat. Tabii ki tercih meselesi. 24 inç olarak. Mesela Samsung var 25 inç. 1ms Full HD IPS 240Hz 6200 lira. 6200 lira ona vermek yerine 27 inç 1ms 160 240Hz IPS 5249 TL buna vermek daha mantıklı. Abi 5600G sistem topluyorlar, 15.000'e bile olanlar var demiş. Ondan uzak dur ya Enis. Aman diyeyim ha, dikkat et. Yani eğer çevrende 5600G hani işten anlamayan bir şeyler, yani teknik anlamda detayları bilmeyenler ama bu tarz bir ürün arayanlar varsa uyar. Yani ben uyarıyorum, sen de uyar. Uyarın abi, 15.000 TL'ye 5600G mi olur? 16.000 TL'ye 7600X de topladık işte, canavar gibi sistem. Lütfen RX 6800 sistem toplar mısın usta demiş Ali Kemal Kurt. Bütçe vermen gerekiyor. Onun için de Teknoyaşam kanalına üye olman gerekiyor Ali Kemal. Gigabyte GF 24 2 nasıl önerir misin? GF 24-2. Bakayım neymiş. Arkadaşlar ben modelleri aklımda tutamıyorum. Şu mu? Şeyde çıkmıyor.
4699 TL diyor. IPS panel 160 1MS 165 Hz 4699 TL. Biraz yüksek geldi bana fiyatı. Yani bilmiyorum, bana göre yüksek biraz fiyatı. Bunun yerine IPS panel Asus TUF'lar alabilirsin 3700-3800 TL civarına. Yani 23.8 inç miydi? Hani 27 inç olsa belki diyeceğim ama buna göre aynen Asus TUF daha hesaplı. Önermem yani, pahalı biraz. Belki daha yani Asus TUF'tan daha ucuza bulduysan öneririm en fazla. Kral Ryzen 5 5600G ile 7600X Apple'ları arasında 5600G Apple performansı daha iyi gibi duruyor karşılaştırma videolarında. Bak 5600G 1800 MHz'lik bir grafik frekansına sahip. 7600X 2200 MHz'lik bir grafik frekansına sahip. 5600G ile maksimum performansı dengeli anlamında 3060-3060 Ti besleyebilecekken 7600X ile 4070 Ti besleyebilirsin. Ben burada APU işlemcilerin performansına göre sonsuza kadar o sistemi APU ile kullanacaksın diye toplamadım o sistemi. İleride kullanacağın ekran kartına göre 7600X topladım. Yoksa ben de 5600G ile toplarım. Niye gidip 10.000 TL anakart RAM işlemciye o kadar para vereyim? Ben APU mantığı için toplamadım o sistemi. Eyvallah İbrahim, teşekkür ederim. Çok şükür iyi gidiyor. Sen nasıl gidiyorsun? Sen nasılsın? Monitör demiş reis, tamam. Asus Tufan aynen. Abi elimde 750 Ti var. Vay. Bazen kelimeleri şaşırıyorum. Elimde 750 Ti var. Ryzen 5 5500 alsam idare eder mi? Ekran kartını yazın. Alsam şu anki işlemcim FX 6300. Ali Kemal Kurt, Pentium grubuna hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Teknoloji Mahallesi'ne hoş geldin. Sen futbol atabilir ve detaylı sistem inceletebilirsin. Hemen toplayacağım sistemini. Yıldırım Zeren, Pentium grubuna hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Sistem toplatabilir ve sistem avantajlarından yararlanabilirsin. Teknoloji Mahallesi'ne hoş geldiniz arkadaşlar. 5500 için 750 Ti birazcık fazla kaçabilir yani. Bu sefer ekran kartı darboğazı olacaktır. 5500 ama şimdi ucuza alıp ileride pahalanmadan alayım kullanayım diyorsan al kullan. Çok fazla bir sıkıntı olmaz. Ha. FX 6300. Dur bakayım onun AM2 miydi o? AM2 olması lazım. Bizim Streamlabs daha yeni uyanıyor. Arada dürtmek lazım. AM3. Tamam. Olur olur. AM3 olur. AM3 artı zaten geriye doğru çalışacağı için tamam, onu anakartına taksan olur ya, bir sıkıntı olmaz. PCI 2.0'dı zaten AM3'lerde. 2.0'dan 3.0'dan 2.0'a inecek. Ama ileride anakartı değişti. Yo tamam, olur olur, bir sıkıntı olmaz. Kullanırsın. Anakartlar işlemci alıyorum toplamda. Şimdi şöyle bir şey var. 750 Ti'de 5500 biraz ekran kartı darboğazı yiyecektir. Ekran kartı darboğazı İyi bir şeydir. Kötü bir şey değildir. İşlemcinin tam performansı hiçbir zaman o ekran kartı için göremeyeceksin. İşlemci ense yapacak. Ekran kartın ayakta söylemesi köpek gibi çalışacak. Tamam mı? O iyi bir şey. Kötü bir şey değil. İleride anakartını da değiştirmen gerekecek. Çünkü ekran kartını değiştirmek istediğinde haliyle daha yüksek bir anakarta geçiş yapman gerekecek. Abi 17K'ya kasa önerir misin? Tahalcığım bir sürü sistem önerdim. Biraz geriye doğru yayın alıp izleyebilirsin dostum. 17K'yı harcamana gerek yok. Çok hesaplı 15K'ya da sistemler var. Hocam iyi oldum. RX 6800 25K bütçe. Tamam dostum, toplayayım. Amaçlı oyuncu Pentium grubuna hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Teknoşev ailesinin bütün standartlarına erişim hakkı kazandın. Eyvallah dostlar. 25K 6800 sistemi. Toplayalım bakalım. Ben de ne zamandır sistem toplamayı istiyordum valla. 6800'de değildi. 6800 XT'li mi toplasam acaba? 6800 XT'nin fiyatına bakalım.
Bu arada 6800 ve 6800 X'de 4K monitör sistemleridir. Haberin olsun. 6800'de istiyorsan eğer şimdilik 2K'da da kullanabilirsin. 5600'de falan ama normalde 4K'dır, haberin olsun yani. Güzel bir işlemciyle 2K'da da yüksek performans alırsın. Bir bakayım fiyatına, indirim var mı? İndirim yokmuş. 15.300 TL. Normalde 12.700 TL'ye 6800 X'de eğer bulsaydım, indirim olsaydı sana önerecektim. De cimriye bakayım. Şimdilik 2K'da kullan derdim. Daha sonrasında 4K alırdım. Ama maalesef yokmuş. X'de değil lan. Aha buldum. Vallahi buldum. Hepsi burada da. Lan 6800'müş lan. Tüh Allah kahretmesin. Lan buldum diye nasıl sevindim ha. 6800 X'de yazdım. X çıktı. Ama olsun. Olsun. Gene de hesaplı. Vallahi hesaplı. Hele hele. TUF serisinden bir 6800 olduğu için bayağı hesaplı. Süper fiyat, süper teklif avantajıyla hepsi burada da. Son 1 gün 3 saat 8 dakika 4 saniye sonra erecek olan Asus TUF RX 6800 2340 MHz overclock miktarıyla bir tane işlem üçlü DisplayPort desteği ve 256 bitlik bellek arayüzü ve canavar bir 16 GB bellek ile alınabilecek piyasadan en iyi kartlardan bir tanesi. Dur, o zaman şöyle yapacağız şimdi, 6800'e bakalım. Belki 6800'ün kendi de inmiştir. Ekran kartı diyelim. 14.000 TL'ye, bak 14.000 TL'ye XFX'in 6800'ünü satıyorlar. Tekrar bakalım. Böyle bir şey olmaz. Akakçe bizi üzdün. Şimdi tekrar epeye girelim. Bir saniye. ...6800'e bakalım. Epey'de aynen 12.499 TL'ye şeyde çıktı. Güzel. Güzel. Bak iyi yakaladık. Fırsatı yakaladık ha. Bakayım. Genç ergeye mi? Ama olsaydı çıkardı ya. 6800 diyeyim. ...6800 yok burada. Çevre bileşenleri, bir dakika, çevre bilgisayarlar, hazır sistemler, bilgisayar bileşenleri. Tekrar şuradan bakalım. Ekran kartı AMD. 7900 XT var. 256 bitliklere bakalım. 11.620 diyor lan. Aha. Vallaha bulduk lan. Aha, helal olsun var ya sana. Var ya sana verdiğim bilgilere helal olsun ha. 11.620'ye düşmüş. Ya işte benim kral takipçilerim bunlar ya. Bak valla gözlerim yaşardı ya. Şuradan pıt diye düşecek şimdi. Helal sana. 11.620 TL. Ama şöyle bir şey var. Kaliteyi biraz da arttırmak önemli. Tamam, 11.600 TL için oldukça güzel. Belki çok güzel bir işlemciyle destek yapabiliriz ama burada Asus TUF'u 3 fan Asus TUF'u bulmuşken, 3 fanı da hani 12.499'a bulmuşken bence bunu da kaçırmayalım. Arada sadece ne kadardı bu? 11.620 1000 desek 11 800 TL, yaklaşık 800 TL'lik bir fark varken bence bunu kaçırmayalım. Tamam, onu da ekleyelim oraya, hemen alalım. Dinamik.
Ne kadardı? 11.620 TL. Bunun için oldukça güzel fiyat. Normalde 11.499 200 TL zamlı hala ama piyasada başka yerde yok. O anlamda güzel, tamam mı? Bunu alalım. Şeyi de alalım. Asus TUF'u da alalım. Normalde Asus TUF için iyi fiyat o. O yüzden aldım. Bunu da paylaşayım. Eğer almak isteyenler varsa mutlaka bu avantajı kaçırmasınlar. Kaydettiğim. Tamam. Şimdi sistemi Asus TUF'la toplayalım. Eğer bütçeyi aşarsak ona göre Asus şeye düşürürüm. Safir'e düşürürüm. PUBG Mobile oynadım mı? Hiç oynadık da hatırlarsın belki. Yok PUBG hiç oynamadım. Hiç. Ne mobilini ne normalini hiç oynamadım. Epey kalsın. İşlemcimiz 6800 için. AMD işlemci veya Intel işlemci tercihin yoksa ben sana AMD işlemcilerden 7600X'i, gerçi bütçemizi aşabilir ama Intel'lerden de 5600 kullanırsak M4 sokete sabitlenmiş oluruz. 5600X ile 4K'da çok rahat performans verecektir. 5600 ve 5600X 2K'da da 6800 darboğaz vermeyecektir. İkisini de kullanabilirsin ama 5600'den yukarı çıkmak istersen bu sefer işin rengi değişiyor çünkü 5600'den yukarı işlemciler, yani ekran kartımızda çok daha yüksek performans verecek işlemciler biraz daha kalite anlamında AM5 sokete geçişe doğru gidiyor. Çünkü AM5 soket işlemciler 5600'den başlıyor, 5000 TL'den başlıyor ama anakartları ve RAM'leri çok pahalı. Eğer 6800'de darboğaza girmeyecek ve çok daha yüksek performans verecek bir işlemci arıyorsak bu sefer yolumuzu Intel'e doğru kaydırmamız gerekiyor. Neden? Hem fiyatları hem de DDR4 RAM desteklemesi babında Intel'ler biraz daha yüksek avantaj sunuyor bize. Bundan dolayı 6800'de hem 2K'da hem de 4K'da yüksek performans için Intel işlemciler bir tık daha iyi gibi duruyor. Eğer AMD 7600-7600X'leri AM4 soket mantığında üretseydi veya AM4 soket anakart kullanabilseydik o zaman derdim ki kardeşim 7600X de alalım ama maalesef böyle bir çaremiz, böyle bir çözümümüz yok. O yüzden Intel işlemciler işlemci çekirdeği ve işlemci performansı bazında 6800 gibi kartlarda, yüksek seviye kartlarda bir tık daha AMD'lerden önde. İşlemcimizi Intel'den yana yapalım, canavar gibi çalışsın. Bak ben sana 5700 mantığında 5700'den daha yüksek performans verecek ve 5700'de belki de aynı paraya satılan veya en azından performans alanında çok daha iyi bir işlemci önerisi yapacağım, tamam mı? Tamam, sen illa AMD istiyorsan AMD ile toplarız ama bir karşılaştırmasını yapalım. ...5700X diyelim. ...13400F 5700X'ten %15 daha yüksek benchmark puanına sahip. Bu ama bu sadece benchmark puanı, tamam mı? Bunu şöyle karşılaştıracağız. Nano Review'e gidip teknik detaylarını doğru karşılaştırmamız gerekiyor. Şimdi benchmark puanlarına göre, diğer benchmark puanlarına göre, yani çekirdek sıcaklıkları, stres testlerinin aldığı puanlara göre Cinebench R23 tekli çekirdek performansında %13, multi çekirdek performansında 5700X sadece %36'ya kadar daha fazla performans veriyor. Bu şey pardon 13400F lan, neyi karıştırdık bu? Kafa karıştı, pardon, özür dilerim. 5700X. Ben de diyorum böyle çıkmaması lazım normalde. Hah, şimdi doğru sonuçları elde ettik. Cinebench R23 testinde %23, %20, %10, %20 arasında. Multi çekirdek performansında %16 ile yine Cinebench, bu stres testidir. 13400F %16 daha fazla veriyor. Diğer testlerde 13400F'in şeyi olmadığı için, test puanı olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Şu an iki teste bakıyorum sadece. Onunla
onlara bakıldığında bile daha yüksek performans veriyor. Bir de bunlara bakmadığımızı farz edelim, tamam mı? Hiçbir şey bunlarla alakamız yok. Bunların hiçbirini bilmiyoruz ve biz işlemcileri karşılaştırmaya çalışıyoruz. Bunun için çok basit bir yöntem var. İşlemcilerin çekirdek sayısına bakarız. Nasıl? 13400F kaç çekirdekli bir işlemci? 10 çekirdekli bir işlemci temelde. 10 çekirdek 16 thread ve bu 10 çekirdekli işlemcinin 6 tanesi performans çekirdeği, 4 tanesi verimlilik çekirdeği. Yani gerçekten güçlü bir işlemci. Peki 5700X'e bakalım. 6 çekirdek 12 threadlik bir işlemci. Tamam, 6 çekirdek olabilir ama 5700X de temel çekirdek frekansı anlamında daha yüksek performans veriyor. Ama çekirdek sayısı her zaman yüksek olan iş parçacı, iş sayısı anlamında oldukça ileri bir çekirdektir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Eğer 5700X ile karşılaştıracaksak ama AM5 soket 7600X ile 13400F'i karşılaştırırsak, bu sefer AMD'nin işlemcisi çekirdek sayısı az olsa bile çekirdek performansı yüksek olduğu için belki bir tık öne geçebilir. Mutlaka doğru karşılaştırma yapmak gerekiyor. 13400F ile 5700X arasında kalsam ben 13400F'i tercih ederim. Hatta bütçeyi biraz arttırma şansım olsa direkt 13500 alırım. Canavar gibi işlemci. Eğer 5700X istiyorsan tamam, ben sana 5700X'te toplayayım sistemini. Yani tercihlere saygım var. Son karar sana ait tabii ki. Ryzen 7 5700X'in fiyatına bakıyoruz şu anda. 4099 TL 8 çekirdek 16 threadlik işlemcimiz. Az önce 6 dedim, özür dilerim. 8 çekirdek 16 threadlik işlemci. Gayet güzel. 4099 TL. Hala çok yüksek performanslı bir işlemci. Ben bunu küçümsemek için karşılaştırmadım. Bakın yanlış anlamayın. Hala yüksek performanslı bir işlemci. Şu an piyasadaki birçok ekran kartını çok rahat besleyebilecek bir işlemci. Ama nesil anlamında biraz daha geride kaldı. Daha yeni nesil işlemciler tercih etmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi 12499 TL TUF olarak tercih ettik diyelim. 4099 TL'de 5700X'imizin fiyatı var. Oyun anlamında AMD daha iyi olur diyorlar. Ondan söyledim hocam. O kesin bir şey değil. Ben Intel kullanıyorum. Canavar gibi oyunlar oynuyorum yani. Demek ki neymiş? Sadece AMD değilim çok için. Ki benim kullandığım işlemci 6 çekirdek 6 thread. Hawk varsa oynuyorum ultra ayarlarda. Düşün, bir de yayın yapıyorum üstüne. 6 çekirdek 6 threadlik işlemciyle hem yayın yapıyorum hem de ultra ayarlarda 2010-2023 yılında çıkan oyunları oynuyorum. Yani bu da demek oluyor ki o AMD fanlarından söylediği bir şey. ...5700X... Tamam, birazcık işlemcimi zorluyor ama çalıştırıyor sonuçta. Bak yine söylüyorum, son karar sana ait. Ben tavsiye veriyorum, öneriyorum ama son karar sana ait. Teşekkür ederim, hoş geldin Cavs'cığım. Okey, tamam. Şimdi ekran kartımız 6800 dedik. İşlemcimiz 5700X dedik. Anakartımızı doğru seçeceğiz. Tabii ki anakartımızı B450M'di gibi saçmalıklarda buluşmayacağız. Alabileceğimiz en hesaplı anakart tabii ki 5B550M olmak zorunda. En hesaplısı. Ama alabiliyorsak X570'e de bir bakalım derim ben. Bütçemiz el veriyorsa. Bu arada monitör dahil mi? Onu sormayı unuttum. Monitör dahil mi? Şeyin fiyatına zam gelmiş galiba, 4000 lira diyor. Kaç gündür elektrik yok, bağlamıyorum. Hayırdır ya? Sen de o doğu bölgesinde mi oturuyordun sen? Orada elektrik yok kaç gündür biliyorum. Abi bence değil hocam. Monitör daha iyi değil. Okey, tamam. Hayır, şeyden dolayı. Bazı X570'ler çok hesaplıya geliyor. Mesela Colorful'un var. Birazcık daha B500'ler üstü fiyatına geliyor. Ona bakacağım şimdi. Yoksa Gigabyte'ın B550 Aorus modeli var 2600 TL civarında. Ama 2600 TL'ye Aorus almaktansa B550, belki X570 bulma şansımız olabilir 2700 civarına. O yüzden arkadaşlar, ondan dolayı.
Şimdi yukarı doğru bir giderim. Akakçe'ye pek güvenmiyorum. O yüzden yukarıdan aşağı doğru gideceğim. Son zamanlarda Akakçe biraz sapıttı. Kabul edelim bunu. B550'den Coming home. B550, B550. Ulan arkadaş şu kartın fiyatı ne kadar zamlanmış ya. Evet. X570 kalmamış piyasada. Şeye göre ama Akakçe'ye göre. Şimdi buradan X570 diyelim. Bu sefer doğru bir aratma yapalım. Ne güzel ya, epeye bak. 4195, evet burada da kalmamış. Şey de vardı. Colorful'un vardı. Colorful muydu? Aynen. Colorful'undu. X570P 3200 TL falandı. O kalmamış galiba arkadaşlar. Ya da zam gelmiş ona. Ha bu bitmiş hatta. Zam gelmemiş, bitmiş. Fiyat belirlenmemiş buna. Tamam. Alamayacağız yani. Ben gene de bir bakmak istedim. Sonuçta ürün arıyoruz. Yani belli bir ürüne bakmamız gerekiyor. B550 anakartlar AMD. Fiyat anlamında 1950'den başlıyor, 2074 GB. Bunu önereceğim normalde ama birazcık daha üstüne daha kaliteli bir GB Aorus bulabilir miyim diye bakacağım. Burada yok Aorus modeli. Şimdi şuradan sol taraftan tekrardan B550'lere bir dönelim bakalım. ...2074, 2199 B550 ASRock var. B550 KB550 2472 TL. Evet. Aorus modeli. 2672 TL. Bunu geçen gün göstermişlerdi. B550 DS3H'tan ne farkı var dersen açık söyleyeyim. Çok fazla bir farkı yok. Çünkü sadece tek bir heatsink'e sahip. Daha büyük, daha güçlü bir heatsink olabilir ama bütçe anlamında 600 TL daha fazla vermeye değer mi? O sana bağlı. Ben olsam buna 600 TL daha fazla vermezdim açık söyleyeyim. VRM yapısının GB'ın DS3H olan standart modelinden çok fazla farkı yok. Zaten bunda da bir tane heatsink var, VRM soğutucusu var. Yine aynı sayıda CFC bobin ve kapasitör sayısına sahip. Yine GB'da bulunan burada tek farkı şu. GB'ın Aorus modelinde bir tane Steel Armor PCI Express yuvası var. Aynı şekilde ikisinde yine 4 RAM slotu var. İkisinde ekstradan M2 slotu, 2 tane ekstradan 2 tane PCI yuvası var. Sadece bir tane Steel Armor PCI yuvası görüyorum ekstra olarak. Bir de bu Wi-Fi mi? Wi-Fi bile değil yani. Wi-Fi bile değil arkadaşlar. De bakayım şuradan tekrardan. Aynen. Yani bunun model farkı var sadece. OS farkı var. Onun dışında başka farkı yok. 600 TL daha fazla buna vermek istemem şahsen. GB'ın 2075 TL'ye satılan bu 5 yıldızlık ürünü bizim için yeterli performansı verecektir. Devam edelim. RAM'ler. 3600 RAM demiştin değil mi? Enis dur sakin ol Enis. ...3600K, 3072K demiş, tamam. Ben Asus aldığım 165Hz 1ms yapıya çok iyi denk geldi. Senin fiyatı iyi denk gelmişti, o da iyi. 2x8, 2x16'ya denk getirmeye çalışacağım. Eğer 3600 2x16 bulabilirsem... 1799 TL'ye 3600 CL18'miş, bunlar olmaz. CL16, 3600... Bakayım. Gerçi doğru, 3600 CL18 oluyor. O ne diyor lan öyle? Hamını. 3600 CL18, 1799 TL. Patriot Viper Steel var. 3600 CL18, Kingston arasında birazcık fiyat farkı var. Şimdilik yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Patriot'un RAM'leri güzeldir bu arada. Kötü RAM'ler değildir. Steel soğutma bloğuna sahip. Bu da ayrı bir avantaj zaten. Tasarım ürünü. Fiyatı da bence oldukça güzel. Bence değerlendirilebilir. 1799 TL. Devam edelim. En azından 3600'ler için iyi fiyat. O şekilde düşünelim. RAM SSD diyelim. SSD'de
25K bütçe var demiştik. Bütçemizi biraz zorladık zaten. 1 TB'lık şimdilik PCI Express 4.0 3600 kaçtı bu? 3200 müydü? 3500-2100 okuma yazma oranında PCI Express 4.0 M2 SSD olan Kingston'un bu ürününü ekleyelim. Bütçe kalırsa M2 SSD ve RAM'leri değiştirebilirim. Hatta işlemciyi bile değiştirebilirim. Bütçeye birazcık bakmam lazım. Güç kaynağı anlamında power supply'ı 750 watt 80 bronze veya 750 watt 80 plus tercih etmeni tavsiye ederim. Neden dersen 750 watt zaten yüksek bir güç kaynağı. En azından normalde 6800-5700X için 700 watt tercih ederdim ben ama 700 wattlık güç kaynaklarının fiyatları 750 wattlardan daha pahalı. O yüzden 750 watt standart bir 80 plus veya 80 bronze modeli, ki 80 plus kalmamış galiba. Biz şimdilik 1283 TL'lik 80 artı bronz sertifikalı güç kaynağını tercih edelim Deepcool'dan. Daha yeni topladım Jafs'cım. 35 bin lira, 29 bin liraya. Ona bak mutlaka. Bir iki canlı yayın öncesi olması lazım. Bunlar iki canlı yayın öncesi falandı. Kasamızı tercih edelim. Kasamızda ben kasa tercihini sana bırakıyorum ama ben standart bir kasa alacağım. Ekran kartım 3 fanlı. 3 fanlı ekran kartlarını destekleyebilecek kadar büyük ama fanları RGB olmayan, Rainbow olan GeForce'un X-Mesh kasasını tercih ediyorum. 949 TL fiyatı var. 470 mm maksimum VGA desteği sunuyor. 949 TL ben fiyat performans sistem topladığım için bu sistemi, bu kasayı alıyorum. Sen kendi kasayı kendine göre ayarlarsın istersen daha sonradan. Şimdi fiyat hesabı yapalım. Yapmadan önce bir de sıvı soğutucu ekleyeceğiz. En son onu da unutmamak gerekiyor. Çünkü Tri bir işlemci aldık. Tri işlemcilerde biliyorsun kutu yok, fan yok. Haliyle bir tane sıvı soğutucu ekleyeceğiz. Sıvı soğutucunun fiyatı 1799 TL. O da Deepcool. Onunla yine aynı önerdiğim ürün. Ben bütçe uygun olması için, yoksa bütçe de denk kalırsa yine Cooler Master'da tavsiye edebilirim. Amacım bütçeye uygun bir sistem çıkarmak. ID Cooling 240'lar arasında şu an bütçe anlamında alabileceğimiz fiyat performans alanında en iyi ürünlerden bir tanesi. Şimdi hesaplayalım bakalım ne kadar denk geldi. 1799 artı 949. 949 artı 1283 TL güç kaynağımız artı 1175 TL 1 TB M2 artı 1799 TL 2x16 3600 RAM'ler artı 2075 TL anakart artı 4099 TL işlemci artı 12.499 TL ekran kartı 25.678 TL'ye denk geliyor. Eğer Safir'in ekran kartını kullanırsam yaklaşık olarak 824.000, dur bakayım tekrar garanti olsun, eksi 12.499 artı 11.620 dersek 24.800'e denk geliyor. Bana sorarsan tabi 25.000 TL tam bütçeni aşmak şansın var mı bilmiyorum ama Safir yerine birazcık daha bütçeni zorlayıp ekran kartını Asus'luk 6800 alman yönünde olacaktır. Tavsiyem, naçizane tavsiyem. Tabii ki son karar sana ait. Eğer 12.400 Asus TUF alırsan, 12.499'luktan alırsan 25.678 TL'ye geliyor sistemin. Yok diyorsan, ben 6825'i hiç geçemem diyorsan, o zaman da Safir'in 6800'ünü alırsın. 24.700'e falan denk gelir. Yani şimdi bir şey değiştirmek istersem neyi değiştirebilirim burada? Değiştirebileceğim çok fazla bir şey yok açık söyleyeyim. Zaten 750 watt güç kaynağı aldık, kasa aldık. 1 TB M2 SSD aldık. 1 TB M2 SSD'ni birazcık değiştirme şansı bulur. O zaman da şöyle bir şey yaparız. Eksi 1175 dedi. Çünkü bu PCI 4.0 olarak geçiyor ama okuma yazma oranı PCI 3.0'larla aynı. Yani şöyle yapalım. Burada SSD'yi değiştireceğim, tamam mı?
sana çok daha güçlü ve kral, çok uzun ömürlü bir SSD alacağım. 1 TB. 2000 TL onun için birazcık fiyat oynayışı yapabilirsin. Bu değil. Bu ürün değil. 840 diyor, bu da değil. Bu ne kadardı? Bu muydu bizim baktığımız? Bu değildi. 940 olan. Şu. 2096 TL. Diğerinden 700 TL'ye daha fazla, 800 TL'ye daha fazla ama 7400'e 6000 okuma yazma oranı var. Hem PC hem de PC 5 uyumlu. PCI Express 4.0. Kendinden alüminyum soğutucusu olan, daha sonradan soğutucu almana da gerek kalmayacak. Efsane bir ürün. Soğutuculu efsane bir M2 SSD. 2096 TL'de. Yani Kingston'dan biraz daha iyi olacaktır. Ondan dolayı okuma yazma oranıyla da bayağı uzun süre götürür seni. 2096 TL. 26.599 TL sistemini paylaşıyorum eğer istersen. Tamam dersen. 13.500 mü? Uyar. Uyar. Şu yorumları bir okuyayım, hemen döneceğim. Bazı B550'ler X serisinden daha iyi olabiliyor demiş. Bence Asus Elite al abi demiş. Anakart da yükseltebiliriz ama bence gerek yok. Monitör aldım. Geçen Asus 2K monitör aldım. 5000'e çok iyi denk geldi. O ben hala benim aklımda 4999 TL'lik VFSonic monitörü vardı ya. Omni. VFSonic Omni miydi neydi lan? Onda. Benim hala aklım onda. Onu nasıl kaçırdım bilmiyorum ya. O zaman param olsa hemen alırdım. VGA 27 inç olan MediaMarkt'tan aldım, 5.5'ti. Ben 500 TL indirim kodu vardı. Ben Asus aldım, o yapmış. Yo, 6400. Birazcık yüksek gibi ama 0.5 olduğu için parası, o yüzden. Belki 6400 liraya çıkmış. Normalde 0, normalde 1 MS olanlar zaten az önce baktık 5000 ne kadardı? 5200 civarındaydı. Seninki 0.5 olduğu için fiyatı biraz yüksek kaçmıştır. Bir de pivot olduğu için aynen. Her monitörde pivot özelliği yok bu arada, onu söyleyeyim. Selamlar, iyi, hoş geldin kardeşim. Ona göre bak, o kart fiyatı ya. Reis, bana da 27K monitör dahil bir sistem toplar mısın? Hemen toplayacağım. Bu arada Yıldırım, sistem toplatmak istiyor musun kardeşim? Tamam, paylaşıyorum linklerini. Bu arada açık söyleyeyim bak, beni biliyorsunuz, içimden geldiği gibi samimi konuşurum. Eğer bir M2 SSD ile anakart, M2 SSD slotu olan bir anakartım olsaydı ve 2000 lira param olsaydı ben bu ürünü tercih ederdim. Yani size almayacağım ürünleri seçmiyorum. Benim de tercih edeceğim ürünleri seçiyorum. İşte sistem. RX. Bu arada RX 6800 için gerçekten güzel fiyat. Hele hele Asus TUF için harika bir fiyat. Ryzen 7 5700X artı 2 çarpı 32 GB RAM taktık. 32 GB 2 çarpı 16 GB RAM var. Artı 1 TB canavar gibi bir M2 SSD var. Artı sıvı soğutucu var. Cheat fanlı sıvı soğutucu var. Toplamda 26.599 TL. Tabii bana kalsa ben Intel'le farklı bir sistem toplardım ama herkesin kendi tercihi var ve ben tercihlere saygılıyım. Zorla alacak değil ya adam. Intel istemiyorsa istemiyor yani. Bu arada CL18-3600 2x16 RAM için harika fiyat. Bunu da kaçırmayın ha. Bugünlerde özellikle bu canlı yayında bayağı hesaplı ürün bulduk. Bunları kaçırmayın.
X570'lerin fiyatı yükselmiş, ona üzüldüm. Colorful X570P vardı. Canavar gibi karttı, o gitti ama olsun, sıkıntı değil. Önce ben yazdım, toplayacağım mı? Daha yeni topladım 4070 diye. Her güne bir 4070 diye mi topluyorum? Topluk sayfası da var. Cansu'cum oradan bak dostum ya. Vallahi daha yeni topladım. Her gün toplayınca da insan içi sıkılıyor. Yarın toplayayım olmazsa. Bugün toplamayayım. Her gün 4070 diye mi toplatacağım bana? Bir 4070 diye hediye gönder de canlı yayında toplayayım o zaman. Nasıl yok? Var ya piyasada. Ha, kalmamış mı? Bakayım. Kalmaması gayet normal değil mi? Bak, Innot 3D burada 26.000, 20.000, 59 lira onu göstermiyor. Tamam, Technomatic var işte. Bunda da topladım ama. Aynı fiyatı bunda da topladım. Sıkıyor valla, belli bir süre sonra aynı işlemleri toplayınca sıkılıyorum yani. Hiç yapasım gelmiyor, yayın yapasım gelmiyor. Boş ver. Ha, bugün toplamayalım, söz sana yarın toplayacağım. Daha bir sürü sistem var toplamam gereken. Ama unutturma bana, gel canlı yayına. Amaçlı oyuncu ne kadar demiştin sen bana dostum? 27K monitör dahil. 27K monitör dahil sistem. Şimdi monitör dahil dediysek eğer işin içine monitör dahil. Monitör dahil dedik. 3000 Ti, 3060 Ti ne kadar? Galaxy var 9149 TL. 3060 Ti fiyatına 6700 alsak, 6750 XT alsak kaç para? 10.589 TL. alsak. Yine bu Gençer Gaming'deki 6800 alsak diyelim. Hazır sistemlerde pardon. RX 6800. 11.620. Buna güzel bir işlemci denk getirsek. Önce şöyle yapacağız aslında, dur. Doğru oran şöyle. Monitör diyeceğiz. İlk önce monitörü seçeceğiz. Sana 2K bir monitör alacağım. Şimdilik 2K bir monitör. Bir MS. 5499 TL'ye Samsung Odyssey G5 144 Hz ama 2K olunca zaten 2K için 144 Hz normal, onu söyleyeyim. Yani bunda sıkıntı olmaz. 2K 144 Hz normal. QHD tamam. USB veya panel, HDR 1000R Corvette monitör 1MS 27 inç Odyssey G5. 27K demiştin değil mi? 27.000 diyelim. Eksi 5500. Ne kaldı? 21.500 kaldı. Eksi 11.620. 9.880 TL'ye acaba sana bir sistem çıkartabilir miyiz? 10.000 TL'ye. Yani işlemci, ekran kartı ve monitörü çıkardık bütçeden. Sana 9.980 TL'ye. Şimdi aklımdaki işlemci şu. 13.400F. 4.439 TL işlemcimizin fiyatı var. Eksi 4.439. 5.441 lira kaldı. Parayı yetirmeye çalışacağım. O yüzden acayip acayip RAM'lar kullanabilirim. Haberin olsun.
bakalım. 920 TL. Tamam, güzel. Güzel güzel. Bu arada 2x16 şey 2x8 GB dual channel 3200 CL16 RAM için piyasanın en hesaplı fiyatı 920 TL. Değil. Değil. 920 TL değil. Alacağınız ilk iki ürüne özelmiş bu fiyat. Bir dakika, sepete ekleyince ne kadar oluyor? Ulan arkadaş, bunu okumamıştım ha. Hüzünlendim lan, moralim bozuldu. Aa yo, tamam işte. Ha, ilk iki ürüne dedi, acaba içinde iki tane var ya. O anlamda mı? Yani bir tane alınca almıyor mu? Alamıyoruz mu? Anlamadım olayı şimdi ben. Şimdi biz bundan bir tane alamıyoruz mu? Tamam, ilk iki ürün işte, iki tane var içinde. Neyse, böyle yapalım sistemi. 16 GB 2x8. Eğer alabiliyorsak, alan vardır ki zaten, ama yine de 921 TL. 920 TL güzel fiyat. SSD'yi daha standart bir modelden seçeceğim. 599 TL'yi Synergy'de satılan MLD'den seçeceğim. 3 tane kişi. Tamam, 599 TL M2 SSD'mizin fiyatı var. Yok, senin mesajlar gelmiyor bana. Link mi atıyorsun? Link atıyorsan gelmiyor. İşlemci, ekran kartı, anakart, anakart seçmedik. Anakartı alacağız bir de. Dur bakayım. Oğlum para bitti lan. Eksi 920, eksi 599, eksi 3922 kaldı. Paraları suyunu çekti diye. Ama çıkartacağım. İnat ettim, çıkartacağım. Ben bu sistemi çıkartırım bu paraya. Anakartı birazcık daha standart model alırız. Bu arada 3050 olan 3000'in fiyatı ne kadar yükselmiş? 1890 TL'ye yükselmiş. Maalesef daha fazlasını alamıyorum. Şimdilik 1890 TL'lik Gigabyte H600 NMH aldığımızı farz edelim. Eksi 1890. Geriye kalıyor 2000 lira. Bak, çıkardık. Vallahi çıkardık ha. Power supply diyelim. 1151 TL. 750 watt 80 güç kaynağımızın fiyatı var. Kasamızda yine aynı şekilde 949 TL'ye GameForce'un kasası. Şimdi hesaplayalım. Eksi 1151 eksi 949 diyelim. Yani 27.068 TL'ye geliyor olay. Yani hesaplamaya gerek yok. 27.068 TL'ye senin sistem tamam, amaçlı oyuncu. Yine 6800 ekran kartı, yine 13400F canavar bir işlemci. Ha, olmadı. Neyi unuttuk? Olmadı. Aslında oldu ama şöyle. Yakın zamanda, yani 3 ila 6 ay içerisinde bir tane sıvı soğutucu alma şansın olur mu? Olmaz dersen sistemi ona göre değiştireceğim. Gaming 12100'e özelleştirip aldık. Bir de uygun monitör önerirseniz tadından yenmez. Tek tek alınca 20.000 lira oluyor. Sistem bize 14.650'ye aldırdın. Helal olsun sana. O sistem güzel zaten ya. O sistemi önerdim ben. 12400F işlemci, 650 watt güç kaynağı, 14.650'ye geldi. Gerçekten güzel. Ama güzel bir monitör ona ne olabilir? Ebrar bilgisayardaki hala satılıyorsa eğer. Dur bakayım, sana güzel bir monitör bulayım hemen. 2 saniyede. 20S 165 Hz. En düşük. Hala satılıyor. Bu sefer şeye geçmiş. 2735 TL ile N11'de satılıyor. Acer Nitro. Bu arada 3060'ı hem Full HD'de hem de 2K'da kullanabilirsiniz. O yüzden öneriyorum 2000 Full HD bir monitör, yoksa 2K'lık bir kart olsaydı 2K monitör gösterirdim.
2735 TL'de 1MS 165 Hz Full HD VA panelin fiyatı var. IPS panel ne kadardı? IPS panele bakalım. O da 3700'müş. O 1000 TL koyuyor. Şimdilik VA panelle kullanabilirsin. En azından bir alamam dersen yani 1000 TL ekleyemem dersen. Çünkü 1000 TL çok ya. Baksana direkt 1000 TL'ye çıkıyor ya. Şerefsiz monitör. Neyse şimdilik VA panel yeter. Zaten 5 yıldızlık bir ürün. Yorumları oku mutlaka. 2735 TL. Vallahi reis alamam maalesef demiş. O zaman ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Hiçbir şey yapamam. Sistemi bozamam. Ekran kartını düşürmek zorunda kalabilirim. İşlemciyi kesinlikle düşürmem. Onu söyleyeyim. Nedenini de çünkü işlemci performansı yüksek olursa ancak daha sonra ileride belki sistem performansı artırma yapmak için ekran kartını değiştirmek için işlemcini değiştirmek zorunda kalmazsın. Ekran kartı şimdilik en iyi fiyatı vermek isteyebilirsin ama onun için de sıvı soğutucu parasını bir yerden çıkartmam gerekiyor. Çıkartabileceğim bir şey sadece işlemciyi düşürebilirsem birazcık düşürebilir, şey yapabilirim. Ki işlemciyi de düşünmek istemem ama yapacak bir şey yok. 12400 FM fiyatına bakalım tekrardan. Ne kadarmış? 3240 TL diyor. 3240 TL bunun fiyatı var. 13400 FM 4439 TL. Oradan 1200 TL'ye kısarsam belki 120 mm'lik bir sıvı soğutucu alabilirim. O da 12400 FM için. Değmez. Açık söyleyeyim değmez. Yani monitörü de aldık zaten. Servisini tek seferde ödemek istiyorsun. O yüzden 6800'ü yani yapacak hiçbir şey yok maalesef. Düşürmek zorunda kalıyorum. Stok fanda belli bir süre idare edebilirsin çünkü. Yani peki 27K'yı arttırma şansın olur mu? Bütçeni arttırma şansın var mı? Bende mi? 9400F 2060 Super var. Merhabalar. Ryzen 5600 mü yoksa 13300 12100F mi tercih etmeliyim? 5600 tabii ki. Sakın 12100F'ten uzak dur. ...28500 yaparım aslında çok zorlarsam. Ama kesin mi? Yani daha sonradan alamazsan üzülmeni istemem. Yani ah tüh olmadı falan demeni istemem. Okay. RX 6700 ile 6650 XT arasında çok performans ve fiyat farkı var mı? Performans olarak çok fark yok ama 6700 hem Full HD'de hem de 2K'da kullanabileceğim bir kart. 6650 XT sadece Full HD'de kullanabileceğim bir kart. 2K'da performansını kaybeder. Şöyle bir fark daha var ekstradan. 6650 XT 128 bitlik bir kart. 6700 160 bitlik bir kart. 6710 GB, 6658 GB'lık bir kart. Birazcık daha performansı 6700 daha iyi. Ama uçurum bir fark yok aralarında. Kullanım yeri ve kullanım amacına göre değişir. İkisi de aynı fiyattır. 6700 tercih ederim açık söyleyeyim. Var ya, hayatımda senin kadar şanslı bir insan görmedim ya. Gördüm, birkaç tane daha gördüm ama sen onlar arasındaki en şanslısın ha. Neden dersen ha. Ben sana 1500 TL'ye bir tane 120 mm sıvı soğutucu arıyordum az önce biliyor musun? Acaba hani 240 mm'ler çıkmıyor biliyorum. Nasıl bir şey alsam 120 mm? En ömürde denk geldiğim ürüne bak. Vallahi şanslısın ha. Ha.
Tabi bu ürün 1700 soket destekliyor mu, orası ayrı mesele. Yani şanslıyken bir anda dezavantajı düşürebilirse. Destekliyordur büyük ihtimalle ama yine de bir bakmak lazım. Yine de bir incelemek lazım. Takakçı ince hesap. Deep Cool. İnşallah destekliyordur. Var ya, çok güzel olur ha. Destekliyor. Aha. Aha da ranza. Hem de EMB soketlerle de uyumluymuş. Güzel. Vallahi şanslısın. 1549 TL'de onu feda. Şimdi bak şöyle hesaplayalım baştan. 1549 artı 949 artı 1151 artı 1890 artı 600 TL 590 600 diyelim. 600 artı 920 artı 4439 10 çekirdek 16 threadlik işlemci, canavar gibi işlemci. 439 artı 5499 artı 11620 28617 TL. Umarım fazla çıkmamıştır. Yani elimden geldiğince işlemcini değiştirmemeye, ekran kartını değiştirmemeye çalıştım. Çünkü zaten monitöründe bir MS144Hz 2K. Haliyle alabileceğin, yani oluşturabileceğim yeni sistemi oluşturmaya çalıştım. Zaman içinde işlemcini ve ekran kartını değiştirmeni istemedim. Alabileceğim şekilde, en iyi şekilde aldırmaya çalışıyorum. Anladın mı? Yoksa farklı optimizasyonlar yaparım ama ben 240 mm sıvı soğutucu için ne bileyim yani işlemciyi düşürmek çok mantıklı gelmedi. Doğru, 12400F alıp işlemciyle ekran kartına 2K'da darboğazsız kullandırma şansım olur muydu? Darboğaz sesini yaparım gerçi ama var diye tahmin ediyorum ama olmadı diyelim. Daha sonradan monitörü mü değiştireceksin veya daha sonra işlemciyi mi artıracaksın? Ne gerek var? İşlemci almışken en iyisinden alalım. Ekran kartı almışken en iyisinden alalım. İşte ne bileyim, monitör aldık. Bak, tertemiz monitör aldık. 26.800'e denk getirdik. Yani, keşke daha hesaplıya denk getirebilseydim. Keşke RAM'leri kısabilseydim. Sıvı soğutucuyu kısardım ama model farklılıkları, marka farklılıkları sıvı soğutucunun kullanım ömrünü azaltabilir. Yani burada Deep Cool yerine Dark da kullanabilirdim. Bin ne kadardı bakayım Dark'ın sıvı soğutucusu? GameTech Dark daha pahalıymış. 1574 TL. Vallahi bak, Deep Cool için gerçekten güzel fiyat ha. Bunu kaçırma. Büyük şans yani böyle bir ürün için. Kral, ben çoğu bilgisayar parçasını N11 üzerinden aldım. Belirli saatlerde kuponlar yayınlanıyor. O 2500 TL, 125 TL, 12.250 TL, 100... Aynen. Her sitede var o. Değerlendirebilir sistem toplarken. Aynen, teşekkür ederim Emircim. Gerçekten doğru söylüyorsun. Sadece Trendyol, sadece N11 yok, Trendyol'da da var. Bazı saatlerde gerçekten güzel indirimde ürünler oluyor. Benim sohbet niye gözükmüyor abi? İstersen amaçlı oyuncu, istersen sistemini paylaşayım. Tamam dersen eğer. Reis, internette AMD kartlarda Wattman gibi hatalar varmış diyorlar. Sıkıntı çıkar mı? Yok, çıkarmaz. Overclock yapmazsan, sistemin gücüyle oynamazsan bir sıkıntı olmaz. Kolay kolay.
6800 almayı bekleyen, ya senin şu an topladığın sistemin aynısını toplayan, hala ekran kartı için 6800 indirimi bekleyen bir takipçim var. Şu an burada değil. Discord'a gel. Sana yardımcı olalım oradan, hani en azından ona bir sor. 6800 alan takipçilerim var. Sana göre 2K'da ultra ayar verecek ekran kartı nedir en cüzi miktarda? Ultra ayar verecek 6700 XT. 6700 de olabilir ama 6700'ü bazı oyunlarda 6700 diyelim hadi. 6700 veya 6700 XT. Fiyat anlamında biraz daha hesaplar ya 3060 Ti'ye göre. 3060 ile 6700, 3060 Ti ile de 6700 XT karşılaştırmasını yapabilirsin. Hayır. O en cüzi miktarda diyor. Alabileceğim en düşük miktarda diyor. Tamamdır reis, çok sağ ol, ekleyebilirsin. Tamam, ekliyorum dostum. Bu arada sistem topladığım kişiler lütfen sistemlerinizi aldıktan sonra bana mesaj atın. Discord üzerinden sistemlerinizin resmini, eğer sistem topladı veya kutulu haliyle resmini paylaşın ki ben de Tekno Yaşam ile Sistem Toplayanlar kanalında sistemlerinizi paylaşayım. Diğer takipçilerimiz için de bir örnek niteliğinde olur. Teşekkür ederim. Bunu unutmazsanız sevinirim. Artı i5-13400F artı 2 çarpı 8 GB RAM artı 500 GB M2 artı sıvı soğutucu eşit artı monitör, tabii artı monitör. Eşittir 28617. 17 TL. Bu arada sıvı soğutucu için gerçekten güzel fiyat vermişler ha. 1799 TL'ydi az önceki. Onu yerine bunu alabilirsiniz. Yine aynı şekilde Deepcool'dan L500 Mars 240 mm hem de LED RGB, güzel yani. 1549 TL harika bir fiyat. Bunu ayrıyetten de paylaşmak lazım. Çabuk tükenecektir. O tarz ürünler kalmaz piyasada. Haberiniz olsun. Bima Medya. Sıvı soğutuculu 13400F'li monitörlü canavar gibi bir sistem. RX 6800, 13400F ve 2K monitörle harika bir uzun ömürlü. Uzun ömürden kastım zaten en fazla 4-5-6 yıl, yani çok fazla değil. Bu tarz sistemler artık çok fazla gitmiyor biliyorsunuz. Kaydet diyelim. Bu arada şunun alacağım şeyini tekrardan. 240 mm sıvı soğutucu için gerçekten harika bir fiyat var. 240 230 olur. 240 mm sıvı soğutucu. 1549 TL. Tamamdır. Bunu da ekledik buraya. Yavaştan canlı yayının sonuna gelelim arkadaşlar. Birazdan Hogwarts Legacy canlı yayına geçiş yapmak durumundayım. Oradaki arkadaşları da bekletmeyeyim. Evdeki hesap çarşıya uymadı, derdine son. Aman işte fiyat hesabı yaptım, olmadı. Aman çıkardım, ekledim, olmadı, derdine son arkadaşlar. Fiyat performans, sistem toplamak isteyen, toplatmak isteyen
veya karşılaştırmak veya detaylı inceletmek, hazır sistem inceletmek isteyen herkes Teknoşam kanalına gelip gerekli şartları karşıladıktan sonra istediği bilgiye ulaşabilir. Tabii ki bildiğimiz noktaya kadar. Yazdıklarım gelmiyor mu acaba? Yusufcuğum, ne yazdın dostum? Bir şey yazdıysan. Ha, Gamingken de Blade 3080 ya da Mantis 3080 özelleştirme yaparak almayı düşünüyorum. Bütçe 27K önerir misin demiş. 3080 için güzel sistem bulabilirsen, dur bakayım, Mantis 3080 27K. Özelleştirme yaparak ne ekleyebiliyorsun, ona bakacağım. İşlemciyi bir kere özelleştiremiyorsun. Ha, özelleştirip pardon. Ne var? 3600, 5700X var. 5800X 3D alırsan en fazla. Ki 3080 için hani, hadi 5700X aldın diyelim, 2K'da darboğaz testine bakalım şimdi. 3080'in, tamam mı? ...5700X 3080, 2K performansına bakacağım ilk önce. 2K'da %16.7 darboğaz verdi 5700X'te alırsam. Peki 5700X dışında, yani 26.893 TL'ye bu sistemi bir tek 5800X 3D ile alırsan 2K'da darboğaz vermeyecektir. Onun dışındaki işlemciler 3080'de darboğaz verecektir 2K'da. Devam edelim. Anakartı güzel. RAM'ler güzel. M.2 SSD güzel. Kasaya bakıyorum. Kasa XPG'nin kasası. Güç kaynağına bakıyorum. 700 wattlık güç kaynağı var. Yeter. Bu sistem için iyi. 5700X için bile yeter. Alt işte 750 watt olsa tabii ki daha iyi olur. Daha garanti olur sistem. Onun dışında devam edelim. Anakart zaten çöp. Kesinlikle değiştirilmesi lazım. Anakartı böyle bir sistem için değiştirmezsen yanarsın cayır cayır. Anakartı değiştirmek istediğinde seçenek anlamında B550K olmadığı için 1429 TL'ye mecburen TUF serisinden 3080 Asus TUF B550M'yi seçmek zorundasın. 28322 TL'ye geliyor sistemin fiyatı. Bütçe 27K olduğu için bu sistem 28300'e geliyor, sistem bütçeni geçiyor. Devam edelim. Bir de ne dedin? Blade 3080 dedi değil mi? Şimdi Blade 3080'de ne var? Onda da 5600 işlemci var. 4B450 anakart var. Özelleştir diyorsun. İşlemciyi yine aynı şekilde 5700X ve yine aynı şekilde 29722'ye geliyor bu sefer sana. Yani iki sistemde bütçeni alma, normal sistemi çalıştırma mantığında 2K'da, sadece 2K mantığında alırsan ikisi de bütçeni geçiyor. ...6750 yeterli mi? En ideali o zaman. Değil mi? 6750X'te de... Tabii 2K monitör. O da 2K. Ama bak şöyle bir şey var. 6750'nin fiyatına bak. 6750'nin fiyatı ne kadar? 10.589 TL. Ali, 6700'ün fiyatına bak. Ne kadar? 6599 TL. Arada 4000 TL var. Ve hadi diyelim 6700 değil de 6700X'de seçtin diyelim. 8200 TL. Arasında yine 2000 TL var. 2200, 2300 TL var. Yani power color değil de safir fark etmez. 2K'da ultra ayarlarda şu an için alabileceğin en hesaplı kartlardan bir tanesi 8249 TL'ye 6700X'de. 6700 demedim, 6700 biraz zorlayabilir. Ama 6700 işte çok rahat bir şekilde ultra ayarlarda 2K'da iyi bir performans sağlayacaktır. 3060 Ti'de alabilirsin ama 3060 Ti 9000 TL'den başlıyor. Yani cüzi, en cüzi miktarda alabileceğin 2K ekran kartı üretim formasyonu, fabrika çıkışı 2K olarak üretilen kart 6700X'te. 6750X'te'yi mesela epeyden bakalım. Daha ucuza bulunma şansın olur mu?
maalesef 10.554 TL'ye de MC'in varmış. İki cheat fanlı olan modeli. 6700 XT'ye bakalım. 8249 TL yine Power Cooler'un kartı var. XTFX'in 3 fanlı olan modeli varmış bak burada. Synergy'de. Ha, bu daha iyi. 8299 TL'ye. Bu çok daha iyi. Alabileceğin 2K için en cüzi kart bu. Okey. Reis, aslında bende 1080-60 Hz monitör var. Onu DCR özelliğiyle 2K ve 4K kullanıyorum. İşin yoksa monitörsüz 25.500 liraya toplayabilirsin demiş. Yayını değiştirmem gerekiyor amaçlı oyuncucuğum. Ama zaten 1080p için de o sistemi kullanamazsın. 2K'ya 4K'ya ayarladığın zaman o monitör DCR özelliğinde olsa bile ekran kartını çok özür dilerim köpek gibi çalıştıracaktır. Yani veya DCR özelliğini açtığın için 2K monitör normal alacağın 2K görüntünün belki çok farklı bir görüntüyü alabilirsin, haberin olsun. Yani eğer öyle bir şey olsaydı herkes zaten 2K'lık sistem alırdı ama 2K monitör almazdı, 2K monitör üretmezlerdi. Ve 2K 60 Hz olarak alacaksın bir de onu, öyle düşün. Yani sen onu 2K alacaksın ama 2K 60 Hz olacak. Ne anladım ben bu işten? Attın, koktun, çattın, puttun gibi bir şey oluyor yani. Generic Pegasus AMD Ryzen 5600 yani genetik, vallahi generic okudum. 16 GB 3060 SSD oyun bilgisayarı paraya sence değer mi demiş. Hangi paraya? Yazmamışsın fiyatına. Fiyata göre iyi mi? Şey dediğin gaming kendi mi? Öyle bir sistem yok. Hangisi dedi? Ha, Tekno Genetik. Bakalım. Tekno Biyotik'ten sonra Tekno Genetik mi çıkmış? Bakalım hemen. Arkadaş, Synergy bilgisayara mı geldik? Nereye geldik? Şu mu? Yok, bu değil. En düşük fiyat diyorum. Pegasus. $20,000 olmuş o sistem. 16.000, ha ben 16.000 dememişsin ki, ben niye böyle bir tepki verdim? 3600, 3060, 21.500 TL. La git, deli misin, divane misin? Yanında monitör mü hediye ediyorlar? Monitör hediyesi varsa belki olabilir. Dalga mı geçiyorsun, ne yapıyorsun? Sövsen daha az acı verirdi lan. Vallahi billahi. Benim istediğim yeni geldi. 3070-5600X bence çok değmez demiş. Reality. Sen yukarıda bir şey yazmamışsın. Neyse. Yavaştan şöyle şey yapalım. Canlı yayını kapatalım. Bayağı güzel bir canlı yayın oldu. Ben bu canlı yayında çok eğlendim her zamanki olduğu gibi. Yavaştan canlı yayının sonuna girelim. Hocam, attığım linke bakar mısınız? Bir 2K monitör. Link kapalı bende. Monitörün markasını, modelini söyle, ona göre bakayım. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Derdine son. Tekno Yaşam'a geliyorsun. Sistemleri en detaylı şekilde, en bilinçli şekilde alıyorsun. Marka model ver, ona göre bakayım. Yavaştan kapatacağım canlı yayını çünkü. Hogwarts canlı yayına geçmem lazım. LG Ultra Gear 31.5 inç 1ms QHD FreeSync 7600 TL fiyatı var. Doğru muyum? VA panel. Eyvallah dostum, teşekkür ederim.
O senin güzelliğin. En son 7600 TL'ydi bunun fiyatı. Ha şey 6499'a mı düşmüş? Ha doğru 6499'du. Pardon ben yanlış hatırlıyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Bu monitör 32 inç genişliğinde ama VA panel bir monitör. 6889 TL'ye ince hesapta bunun şeyini satıyorlar. 27 inç IPS panelini satıyorlar. Asus TUF Gaming'in. Onu tavsiye ederim. VG27Q. Yok lan 27 A1Q şu. Birazcık zam gelmiş galiba. ...6999 olmuş, zam gelmiş. Bulabilirsen 6889'a falan bazı yerlerde. IPS panel ve G-Sync özelliğinden dolayı bu monitör güzel. 2K, 7K fiyat iyi mi hocam sizce? Normal. Yani ama 32 inç geniş olması sebebiyle marka fiyatı ve 32 inç olması sebebiyle. Ama ben VA panel bir monitöre 6500 vereceğimi açık söyleyeyim. Biraz daha üstüne koyar, 27 inç genişliğinde IPS panel bir monitör almanı tercih ederim. Hele hele sana topladığım sistemde kesinlikle IPS panel bir monitör alman lazım. 6800 gibi canavar bir sistemde Asus TUF ekran kartının yanında bir Asus TUF monitör yakışır. Tabi önemli olan marka model değil, tabii ki performans. Kalite performansı. Silent Kule tipi diye biliyorum. Silent Kule tipi X129 da şey miydi? Kontak tip miydi? Oturtma tipi değil mi? Bakır boru desteği hangisinin daha fazlaysa onunki daha iyi olacaktı ama kule tipi soğutucular çok fazla bir şey olmaz. Kontak tiplerle kule tipler arasında çok fazla bir şey yok. Kule tiplerin şöyle bir avantajı var. Bakır boru, bakır perdesi şey, alüminyum perde yapısı daha geniş oluyor. Kontak tiplere göre. Hocam 3060 Ti listem alıyorum. Benim önerdiğim var mı? Valla bugün 3060 Ti listem önerdik mi biz? Önermedik galiba. Yani şimdi onlar tek tek incelemek lazım. Teknik detaylara girmek lazım. Öneri kısmına denk gelirsem gösteririm ama teknik anlamda inceleyip karşılaştırmak için kanal üyesi olman gerekiyor Ömer'cim ya. O çünkü bayağı uzun sürüyor çünkü. Yani her siteye girmem lazım. Tek tek bayağı uğraştır. Eyvallah. Teşekkür ederim dostum. Onlar, o sizin muhabbetinizden kaynaklanıyor. Siz soru soruyorsunuz, muhabbet açıyorsunuz. Ben de cevaplıyorum elimden geldiğince. Tekrardan merhabalar, sana zahmet. 4080i7-13700KF için bir monitör önerir misin? 24 inç 1080p 27 inç 2K olsun, ekran daha büyük olmasın. Teşekkürler demiş Berk. Şimdi 4080 için 1080p monitör öneremem. Onu söyleyeyim bir kere. Yani bu... sana şey demek gibi bir şey olur. Ya sen bir tane araba markası vardı ya, neydi o 4-5 milyon dolara satıyorlardı. Adı neydi onun ya? Ya Ferrari al ama bataklıkta sür demek gibi bir şey olur. Anladın mı yani? 1080p al demek. 2K 27 inç al. Önerdiğim monitör bu işte. Direkt karşında zaten. 6999 TL 27 inç 1ms 144, 165, 170 Hz özür dilerim. 170 Hz 2K Nvidia G-Sync RTX 80 yani Nvidia ekran kartları. Yani sen gerçekten hani balın balı oldun yani. Direkt hiçbir şey yapmadan direkt karşımdaki monitöre talip oldun. Daha başka ya başka da var da IPS panel olarak başka birazcık pahalıya kaçıyor. Bu kadar hesaplı ve daha iyi bir güvenilir markadan bulmuşken kaçırma. Açık söyleyeyim kaçırma. Ya Trenkulocuğum ya sen zaten cansın ya. Eyvallah. Arkadaşlar yavaştan canlı yayını sonra girişelim. Bunun dışında farklı selam Eraycığım hoş geldin ama geç geldin dostum. İşten yeni geldin galiba.
Hogwarts canlı yayında bekliyorum seni o zaman. Orada muhabbet ederiz. Yavaştan canlı yayını kapatmam lazım. Hogwarts'a geçmem lazım. Vallahi bugün heyecanlıyım. Çok güzel bir bölümde bıraktık oyunu. Bugünlük son verelim canlı yayına. Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bak Berk, açık söylüyorum bak. Yani seni geçiştirmek için söylemiyorum. Bu monitörü kaçırma. Bırak başka monitörü ya. Bu kadar hesaplısın ha. Bu kadar güzeli bulmuşken. Bir de sen RTX 4080 aldık bak. G-Sync özelliği var yani. Kaçırma monitörü ya. Sırf geçiştirmek için söylemiyorum. Gerçekten bu monitörü tavsiye ediyorum. Peki Game Garage'da 18K'ya 3060 Ti listem var. Ona bakar mısın? Zaten benim kafamda da bu vardı. Ya sen bir de diyorsun ki başkalarına bakalım diyorsun. Beni burada şey yapıyorsun. Eyvallah. Ya estağfurullah, ne kusuru ya, sen kusura bakma. Öyle dedim ama yani çalışıyor olabilirsin, doğru da Allah kolaylık versin. GTX 780'i 4K'da kullanırsak ne olur abi? Pikselleri sayarız herhalde, o olur yani en fazla. Belki gözüne takılmıştır, bu kadar. Aynen, bugünlük bu kadar. Tekrardan teşekkür ederim. Geldiniz, katıldınız, sohbetiniz, muhabbetiniz için. Kanala like atmayı, abone olmayı, üye olmayı, katılmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz. En önemli şeylerden bir tanesi. Video bittikten sonra hemen kaçıp gidiyorsunuz. Bak, ayıp ediyorsunuz. Vallahi ayıp ediyorsunuz. Video bittikten sonra lütfen altına canlı yayınla ilgili yorum atın. Atın ki daha farklı, daha fazla insana ulaşabilelim. Teşekkür ederim desteğiniz için. Geldiğiniz muhabbetiniz için arkadaşlar. Yarın yeni bir fiyat performans hazır sistem, toplama sistem veya ekipman canlı yayında görüşünceye dek kendinize çok 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 iyi bakın. İyi geceler, iyi akşamlar. Allah'a emanet olun dostlar. Allah'a emanet olun canlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Viva Media. Cause I got ambitions, kept on who you told though. Yeah. Niggas say yeah, they'll support you. You. But when time flies, they'll be like, so it do. So it do. Yeah, yeah. So it do. I got ambitions, tryna shift the vibe vision. Put me on a mission, I'ma chase my ambition. No fake niggas gonna Viva steal Media. My vision. I got haters telling me to scrub my mission. All these haters don't want me to prosper. I gotta show them I can be the foster. I'ma make it in the rap game. I don't really care about the fame. Better chase your dreams, never before it's late now. People say do it later, they never do it now. No fake shit against me, shall prosper. I'ma make it like Russ, I'ma prosper. They don't wanna see me win, they don't wanna see raps go winning. I make all my beats, what you do?